Başladık. Evet, güzel. WWW konuşuyoruz. 8. bölümüyle hepinizle beraberiz. Şu an canlı yayın istatistiklerini ben göremediğim için kaç kişinin bizi izlemeye başladığını bilmiyorum. O hiç yine Sıfır. Sinan'da Hiç ama kimse yok. Sıfır sıfır. Kimse hiç yok. kimse yok. Yapacak bir şey yok artık. Kayıt olur bize. Ne yapacaklar? Ne izlerler? Bu akşam Sinan İşler, Hamza Şamlıoğlu ve ben yine en kötü halimle. Yine WordPress konuşacağız. Bu seferki konumuz yine son gün hatta son dakika belirlendi diyebiliriz. Sinan dedi ki içerik yönetim sistemi ve blog sistemi olarak WordPress'in nasıl kullanabileceğini konuşalım. Konuşalım dedik. Yani üstattan başlayalım bence yavaştan. Hamza Hamza abi Üstad yazıyorum sensin. bunu. Sesiniz kesik kesik geliyor arkadaşlar. Tekrar alabilir miyim? Ha, dedik ki WordPress hakkında konuşacağız. Üstattan başlayalım. Estağfurullah ya, Üstad diyorsun da. Bu arada kusura bakmayın, sesiniz biraz kesik kesik geliyor. Heh, şu an düzelmiş durumda sanırım. Düzgün gibi ya, benim tarafımda düzgün. Okey, o zaman bende sıkıntı var. Olabilir. Benim sesim de güzel geliyorsa problem yok. Bakalım. Sende hiç sıkıntı yok abi. Eyvallah. WordPress hayatımızın büyük bir parçası haline geldi ya. Artık her şeyimiz WordPress. İnternet sayfalarımız, bloglarımız, kurumsal siteler. Aklınıza gelebilecek her şeyi WordPress'te yapıyoruz. İlk önce bir tarihine bakalım, geçmişine bakalım ya WordPress'in. Ona girelim mi? Geçten girmiştik ama sen yine Oradan gir. Hani kendi açından gir. Kendi açından gir. ben ilk WordPress'te başlamadım. Benim ilk başladığım nokta HTML'di. Daha sonradan Jomla'yla. O zaman yok, pardon, PHP Nuke'le blog yazmaya başladım. Ardından Jomla çıktı. Sonrasında Mambo'ya, sonrasında da WordPress'e geçmiştim. Benim bunları değiştirmem ve birbirleri arasındaki geçişin tek sebebi aslında bana kolaylık sağlaması, rahat yazı yazabilmem ve kolay bir erişim haline gelmesi, kullanıcılara daha rahat hizmet verebilmem içindi. WordPress'le tanışmam da bu şekilde oldu. O zamanlar Mambo gene bir Joomla kadar karışık bir sistem olduğu için ben basit bir şey arıyordum. Basit, rahat, böyle çok kurcalamayacağım, çok rahat sistemi kullanabileceğim bir panel arıyordum. Sonra WordPress'i duymaya başlayınca bir deneyelim dedik. WordPress'e bir bismillah dedik. O gün bugündür hala WordPress'e devam ediyor. Belki şimdiye kadar 30 farklı sırma update etmişizdir. Sonunda buraya kadar geldik. İlk zamanlarından bugünlerine baktığım zaman çok gelişti. Baya baya gelişti. Şu an bütün ihtiyaçlarımı karşılıyor. Zaten blog olarak kullanıyorum. Siz de biliyorsunuzdur. Bir blogger'ın istediği tek şey basit olması, rahat olması, istediği gibi geliştirebilmesidir. Bunların hepsini sağlıyor. WordPress aslında bizim için tamamen bir araç. Öyle söyleyebiliriz. İçerik girmek konusunda içerik kullanım aracı. Zaten yani en başta Zaten blog sistemi olarak çıktı, dediğin gibi tam senlik. Yani o ara tam denk gelmiş. Artık başka bir noktaya geldi ama sen ilk başladığın zamanlarda işte bilmiyorum. ilk başladığım zamanları ben de gibi hatırlıyorum da, yani gerçekten de o zaman içerik girmek zor işti ya. Hani editöre gir, editörden bir yazı yaz, onu etiketle, kategoriye koy falan, resim upload et, resmi al işte sol üst köşeye yasla, güzel dursun falan. Bir de bunun yanı sıra copy paste yaptığın zaman o arka plana artık kodlar falan eklemesi gerçekten çok sıkıntıydı. Şimdi artık bunların hepsi ortadan kalkmış durumda ama en önemli olan basit, rahat ve kolay kullanımı olması. Sanırım WordPress'in popüler olmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de budur. Zamanında PHP Nuke'le neler çektiğimi hatırlıyorum da, hani belki birçok arkadaş bilmiyordur şu an hala PHP Nuke'in ne olduğunu. Ya da bir Mambo'yla, Jomla'yla neler çektiğimizi Allah bilir yani. Sağ taraftaki menüye bir şey eklemek istiyorsun. Onlarca saat onu eklemeyi bulmak için öğreniyorsun. Hadi buldun, ekledin. Hata verdi. Hadi onu geçtim, istediğin gibi olmadı. Hop, baştan bir daha sil. Tekrar başa dön vesaire. Şimdi WordPress o kadar tatlı bir sistemdi ki ilk böyle adım attığım zaman Allah'ım dedim ya, şükürler olsun blog yazmak varmış. O senin performansını da etkiliyor, biliyor musun? Yani Evet. yazı yazmak insana işkence olmamalı. Zaten yazı yazmak zor. İçerik üretmek gerçekten zor. İnsanlar bunu kolay bir şekilde yapamadıkları zaman o zorluk otomatikman gözlerinde daha da büyümeye başlıyor. WordPress'in avantajı da aslında burada. O zorlukların hepsi ortadan kalkmış. Hala daha Joomla'yla kullanan arkadaşlarım var. Ya diyorum, manyak mısınız, nesiniz? Bırakın artık şunu falan diyorum. Bir tane plugin ekleyeceksin, 50 tane ayarı var üzerinde. İllallah ediyorsun.
Ve Ama bak halen her versiyon değiştiğinde sıkıntı yaşıyorlar. Versiyondan kesinlikle versiyon değişiminde sıkıntı yaşıyorlar. Eklenti update'lerinde sıkıntı yaşıyorlar. Bir güvenlik açığı çıkıyor zaten, illallah ediyorlar onu düzeltene. Ama yapacak bir şey yok. Yani gerçi onun da kullanım alanı biraz daha farklı. O biraz daha karmaşık sistemler için, biraz daha özelleştirilebilir, biraz daha yaratıcı sistemler için. Hani adamın teknik bilgisi çok iyi olacak. Çok güzel plugin ekleyip çıkartabilecek ki istediği bir şeyi çıkartsın, eklesin, koysun vesaire. Biraz daha özgür olabilirler o noktada. Drupal da benzeri ama hani WordPress dediğimiz zaman aslında bir blogger için WordPress 4.4'lük bir sistem. Belki bir haber sistemi için değil, olmayabilir ama bir blogger için 4.4'lük bir sistem haline geldi diyebilirim. Bir de bunun yanı Olur sıra canım. eklentiler de var. Artık sağlam bir sistem haline geldi ya. Haber sistemi, haber sitesi. Kesinlikle. Bir sürü haber sitesi WordPress altyapısı oldu zaten şu anda. Yani İnanılmaz yayılıyor. New York Times gibi birçok yerde artık kullanmaya başladılar. Bunların sebebi de bildiğim kadarıyla eklentiler. Önceden bu kadar çok eklentisi de yoktu. Hani bir editör paneli eklemek bu kadar kolay değildi veya işte sisteme farklı noktalar, farklı işlevsellikler eklemek de bu kadar kolay değildi. Şimdi o kadar çok plugin var ki aklına bir fikir geliyor. Şöyle bir şey yapabilir miyim diyorsun. Bir bakıyorsun plugin'i yapmış adamlar. Hazır var ortada. Kurmak da çok Bir basit bir de hale geldi. ya içerik yönetim sistemi hepsiyle yapıyorsun ama WordPress mesela son dönemde çok büyük sitelerinde kullanılmasının bir sebebi de geçen bölümde işledik WordPress optimizasyon. Optimizasyon alanında inanılmaz çözümler oluştu. Evet, o Hani tek çok. bir eklentiyi kuruyorsun. Param varsa enterprise'dan, business'dan falan gidiyorsun. Parayı GDN parasını da veriyorsun. V3 Evet. Total çalıştan iki tane ayar yaptıktan sonra 1 milyon mu gelmiş, 10 milyon mu gelmiş bakmıyorsun artık siteye. Hiç umursamıyorsun. O da büyük bir avantaj. Bir avantaj da şu, dediğin gibi optimizasyon. Bu aslında çok büyük bir sıkıntı. Yani sadece haber sitesi veya benzeri sistemler için değil, blog yazanlar için de çok büyük bir sıkıntı. Sistemi ne kadar çok optimize edersen o kadar rahat, o kadar kolay kullanıyorsun. İlk başlayanlar için belki optimizasyon çok önemli bir şey değildir ama hani bloğun gelmiş database'i 75 MB'a, FTP'si olmuş 7,5 GB, commentleri tasarımda sağ alt köşeye çekeyim diyorsun, bir anda patlayabiliyorsun. Ya da ne bileyim bir sayfa içerisinde bir şey ekleyip bir şey çıkartmaya çalışıyorsun. Benzer yazılar, istatistik, sayaç veya görüntülenme sayfa sayısı gibi bir şey, patlayıp kalabiliyorsun. Onları da optimize etmek lazım. Onlar aslında en büyük dertlerden biriydi. Gerçi şimdi onu da kolaylaştırdılar. O da artık rahatlamış bir durumda ama çektiğimiz sıkıntılar çok büyüktü. Özellikle de o ilk başladığımız zamanlar. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Mambo'dan Jomla'ya geçiş, pardon WordPress'e geçiş de yorumlarımı içeriye çekerken yarıda kesip kalıyordu. Kullandığım sistem database'den database'e aktarırken sonradan fark ettim ki kullandığım o çevirici tool belirli bir megabaytın üzerinde şey geldiği zaman, yük geldiği zaman kesip atıyormuş. Ne yaptık? Oturduk o çevirici tool'u biraz daha geliştirmek zorunda kaldık. Onu da işte bir arkadaşla beraber başına oturduk. Biraz daha geliştirdik falan. Ondan sonra aktarabildik. Yani onlar çok büyük sorun ama şu an WordPress her şeyi geçmiş durumda. Hepsini geçmiş durumda. Dün kullandığım bir eklentiyle beraber bunun tamamıyla artık otomasyon sistemin kralı olduğunu fark ettim. Joomla'dan WordPress'e totalle 1 dakika içinde bütün içerikleri aldım. Bir Sayfalar dakika. 1 dakika. Yani Çok bütün güzel. yani hani şeydi sunucu içindeydi yine veri tabanları ama farklı alanlardaydı. Bir, bir buçuk dakika hani 1,5 olsun maksimum 1,5 dakika içinde olsun yazılar sayfalar, kategoriler ve medyaları istememiştim. İçerikler, resimleri gelmedi. Ama olay buraya kadar geldi. Ben Joomla ve Mambo kullanmış biriyim. Bu Hala arada durum şey anlatayım. Geçen bırakın Joomla'yı, Mambo'yu. Hiç veri tabanı olmayan site aktardım geçen. Almanya'dan bir işti. O Hatta iyiymiş ya. aklıma gelmedi. Şimdi Serkan söyleyince anlatayım dedim. Şimdi adamın sitesi abi yine ASP'ciler kızacak bana. Sistem eski ASP. Arkadaş veri tabanı falan da kullanmamış. Direkt dosyaya yazmış. Windows 1.4 bilmem kaç işte o sistemi kullanıyor. UTF 8 de kullanmıyor. Sisteme aktarayım diyorsun, XML'e çevireyim diyorsun, loop yapayım diyorsun, yapamıyorsun. UTF 8 olarak yapamıyorsun.
Ondan direkt OTP 8 yaptığında hata veriyor. Yumuşak yerler, şeyler, her şey bozuluyor zaten. Ilar bozuluyor. Her neyse, önce bir sistemi tamamen abi HTML tamamen indirdim. Bir tane HTTP Dolander diye bir şey, HTTP miydi? Web tracker var, Bir dersi var. aynı web tracker, HTTP tracker gibi bir isim program var. Bütün siteyi bir indirdim. Ondan sonra yazıları ayırdım. Yaklaşık 900 tane falan, 900 küsür yazı vardı. Onların hepsine HTML yaptım. Ondan sonra Ultra Edit'le, pardon, Notepad++'la hepsinin içini açtım. İçlerindeki satırları otomatik biçimde WordPress'te bir eklenti vardı. İşte content, ID content olanları içerik olarak al diye. Bir tane eklenti de buldum bu şekilde. HTML dosyasından WordPress'e direkt siteyi tamamen aktarabildim. Hani bunun için bile çözüm bulabildim yani. Hani Kulağı indirme buradan kısmı biraz, tutmuşsun. evet ya, yani indirme kısmı biraz meşakkatliydi çünkü yapacak bir şey yok. ASP yazmış adam, veri tabanı yok, dışarı XML alamıyorum, CVS şey alamıyorum. Hiçbir şey Zaten yapamıyorum yani hani. artık bir iş başlarken geleceği düşünmek gerekiyor. İlk başladığım zaman ben böyle bir şey düşünmüyordum. HTML ile başladım. PHP'nin çıkınca copy paste yaptığımı hatırlıyorum yani. PHP Nuke'den sonra Mambo'ya geçişte böyle çevirici tool bir şey yoktu. Yazıları tek tek çıktı alıp kendim dışarıya Word'e pasteleyip Mambo'ya tekrar pasteleyerek çıktı aldığımı, giriş yaptığımı hatırlıyorum. Mambo'dan şey pardon Joomla'dan Mambo'ya geçiş gayet rahattı. Aynı Ama ekipti dediğim gibi neredeyse zaten onlar. öbür tarafta da evet aynı ekipti, farklı bir versiyonu. Biraz daha basit, biraz daha güzeldi bence. O an hoşuma giden tarafı oydu, iyi hatırlıyorum. Sonrasında düşündüm, hani insanlar bir şey yaparlarken aslında geleceği düşünmek zorundalar. Şimdi birçok site açan insana bakıyoruz. Ne yapmak istediği belli değil. Neden açtığı belli değil. İleride ne yapmaya karar verdiği de belli değil. Rastgele bir sistem seçiyorlar ve devam ediyorlar. Bir süre sonra bir hedef veriliyorlar. Diyor ki işte şunu yapmak istiyorum, olmuyor. En basit blogger'dan blog açanlar. Yani ben halen daha blogger'dan niye blog açarlar bilmiyorum. Eğer uzun süreli yazacaksan, ileriyi düşünüyorsan, bu database'in şişeceğini, bu fotoğrafların artık yetmeyeceğini düşünüyorsan kalk kendi sistemini kur diye tavsiye ediyorum, ama bu tarz geçişleri düşünmek lazım. İlk başlarken her zaman geleceği düşünmek gerekiyor. Şu anda geleceğin en iyisi görebildiğim kadarıyla WordPress. Evet. Aynen. Hala Bir de Drupal'la blog tutanlar varken. değil mi? Yok ama Drupal'a laf ettirmiyorum. Drupal sistemi çok seviyorum. Yani tema yapmaya falan ben baktım böyle. Demo bir şeyler uğraştım Lokalos'ta. Abi çok yani WordPress kadar neredeyse basit bir tema sistemi var yani. Hani değişken yapıda Şey, tabii. ya işte Fonksiyon bazlı değil. bakış Bir şey açısı soracağım önemli. Sinan. Yazılımcı kafasıyla bakabilirsin. Tasarımcı kafasıyla bakabilirsin. Sıfır bilgiye sahip olarak bakabilirsin. Bir de bir şeylerden anlayan, bir şeyler yazmak isteyen adamın kafasıyla da bakabilirsin. Aslında tümüyle bakmak lazım ilk başlarken. De tümüyle de bakamıyoruz maalesef. Ya tümüyle baktığımız zaman WordPress açık ara önde zaten. Yani. Kesinlikle. Çünkü Orası öyle. eklentiler, temalar, para kazandırma, genel ekosisteme falan baktığında WordPress şu an açık ara önde. Ama Şu genel Drupal ile ilgili sana bir şey söyleyip ondan sonra sana bırakacağım konuyu. Yine sen anlat. Söyle. Drupal'de daha 6 ya da 5 versiyonuydu. Şu an onu buldu herhalde. Bilmiyorum. Arayüz ve benzeri olarak bir şey değiştirmiş olabilir mi? Olabilir ama. Ben bir otel firması için hatırlıyorum. Bir etkinlik takvimi kurmam gerekiyordu. 1,5 saatimi aldı. Hani bir şeyi kuracaksan 12 tane dependency istediği eklenti var. Onları kuruyorsun, ediyorsun. Hala aynı yapıdaysa Drupal çok karmaşık sistemleri kurabilen kişiler için ya da onunla bilerek uğraşmak isteyen kişiler için eyvallah ama bugün ben bir otel rezervasyon sistemini WordPress'te tamı tamına 1 saat içinde halledebiliyorsam her şeyiyle Değil SEO'sundan mi? tut bir formuna formun kaydolmasını PayPal üzerinden satın alınmasına kadar 1-1,5 saat gibi bir sürede hallediyorsam ve SEO açabiliyorsam Drupal Joomla biter acı. Yani genel olarak WordPress şu anda önü açık bir durumda. Cem Ya Yılmaz'ın zaten söylediği gibi hazır yapılmış var abi, buyur ortada bitti. Ya tamam, tamamen çözüm üretmekle ilgili bir şey. Bizim sektörde ne kadar hızlı çözüm üretirsen onu yaptı zaten. .NET'te mesela Visual Studio sürükle bırak, hızlı mı? Hızlı. Tamam, onu kullan. .NET'te mesela inanılmaz program geliştiriliyor. Neden? Çünkü
çok hızlı ve çok kolay biçimde geliştirebiliyorsun. Orada bir Kesinlikle. kütüphane var. En basit işler, mesela basit işlerde adam çok basit bir muhasebe programı istiyor. Zaten programın yarısını sürükle bırak yapıyorsun. Adama prototype'ı gösterebiliyorsun bir saat içinde. Arka kısımda ondan sonra veri tabanı vesaire. İşte biz bir hafta yazacağız diyorsun, gidiyorsun, alıyorsun paranı, geçiyorsun. Yani bundan dolayı çok kullanılıyor. WordPress'te de benzer bir durum tabii ki var. İnanılmaz, şu an eklenti sayısı 35 bini geçti galiba. 30 Değil mi? 5.933. Şu an önümde açık. Vay maşallah. Ki zaten dışarıda satılan, Danforest'te olan veya milletin GitHub'a koyup da şeye WordPress.org'a koymadığı eklentiler hariç, onları dahil edince bence çok rahat 45 bin 50 bin Bir şey eklenti eder. soracağım. Bu rakamın içerisinde eskileri de var mı? Ben mesela WordPress'in ilk sürümlerinde bir tane eklenti yapmıştım. Bir daha da güncellemedim. Onlar da dahil Şöyle bir mi? şey var. Potansiyel. Efendim? WordPress'te yanlış bilmiyorsam 2 senede bir, eğer 2 seneye geçtikten sonra Evet. eklenti güncellenmezse orada uyarı veriyor ve bir süre sonra da siliyorlar gibi bir durum var. Bana geçen bir uyarı geldi. 2 sene değil, 4 sene falan olmuştur belki, 3 sene. Öyle mi? Yani geçen bir uyarı geldi bana. O yüzden merak ettim. Acaba hala duruyor mudur? Bir bakmak lazım. Ama Güncellenmiştir yani büyük WordPress, ihtimalle altyapı. Efendim? WordPress'te şöyle bir güzellik var. Ne diyorsun? Güncellenmiştir büyük ihtimalle altyapı. Çünkü bu döngü dediği gibi Sinan 2-2,5 senede bir dönüyor. En kötü ihtimallere 1-2 sene daha koyup sana uyarıyı belki silmek için göndermişlerdir abi. Olabilir, olabilir. Diğer Şöyle bir durum altyapısını var şimdi. değiştiriyorlar çünkü. WordPress'te abi keşke GitHub'a geçseler. Neyse, ona geçelim şimdi birazdan. WordPress'te şöyle bir durum var. Deprecated diye bir olay var. Yani bir fonksiyon kullanımdan çıktığında tamamen kaldırılmaz, iptal edilmez ama PHP notice ya da warning alırsın. Hani bu fonksiyon Doğru. eskidi. Sen kullanıyorsun ama hani eskidi, yani şunun yerine bunu kullan, daha iyi, daha iyi olur diyorlar. Fakat tamamen fonksiyon iptal edilmiyor ve silinmiyor. Geriye dönük destek bence WordPress'in en önemli yani özelliklerinden birisi. Yani ben 2-3 sene önce yazdığım temayı bile alıp tak diye aktif ettiğimde şu anda önümde düzgün biçimde kullanabiliyorum. Ve kötü Bir de fonksiyonlar update edersin. evet, ya fonksiyonları update etmesen bile kullanıyorsun. Zaten fonksiyonlardaki o warning ya da notisleri config php dosyasında debug true'ysa görüyorsun. Zaten Doğru. varsayılan olarak false geliyor, kapalı geliyor bu uyarılar bize. Ama tabii Doğru. biz tema ya da eklenti yapıcılar hata var mı yok mu diye true yapıyoruz localhost ya da geliştirirken online. O hataları gördüğümüz için hani görebiliyoruz. Yoksa normal bir kullanıcı zaten görmez. 3 yıl önceki bir temayı, 3-4 yıl önceki bir temayı bulur, yükler, kullanır. Normal biçimde kullanmaya devam eder. Ya bu geriye dönük destek en iyi özelliklerden birisi. Hem içerik hem de kullanımı İyi de şeyi artık o düşünüyorum da, kadar başlıklara bakıyorum. SEO tarafında o kadar basitleştirdiler ki senin de dediğin gibi bir tane ufak bir eklenti kurup hemen SEO tarafında da aktif hale getirebiliyorsun. Öbür platformlarda böyle bir avantaj da şey değil, bu kadar rahat değil. Joomla'daki bütün neredeyse SEO eklentileri ücretli. Ama WordPress altyapısına baktığımızda Yoast'tan başlayıp All-in-One SEO Pack'ta devam eden bölümde hiç yoksa bunun %80'i ücretsiz ve hani hepsi de işlevini gerçekten yerine getiren eklentiler. Bu açıdan da yapı kurmakta özellikle bu custom post type çıktıktan sonra yapıyı oturtmak da daha rahatlaştı. Tabii şimdi genel sorulara, şeylere bakıyorsunuz. Joomla zamanındayken bir temayı düzeltmek için yani harcıyorduk bayağı zaman ama şimdi son versiyonuna baktım 2,5 ve 3,6 çıkmış galiba. Tam hatırlamıyorum. Bir temayı düzenlemek daha da zorlaşmış. Öyle bir Hadi durum. ya. Yani tabii bir XML dosyasına modül alanı atıyorsun. Modül alanından sonra gidiyorsun PHP'de o modül alanını atıyorsun. Bir de eğer otomatik JFactory üzerinden gelen, class'tan gelen bir özel atanmış div varsa bitti. Hani öyle de bir durum var. Daha da zorlaştırmışlar gibi ama şu an WordPress'te bir tane Redux gibi bir option framework gibi bir şey kurup ya da ne bileyim başka birkaç tane framework kurup zaten bütün dataları otomatik olarak WordPress'in içine çekebiliyorsun. Çıktıları çok rahat bir şekilde alabiliyorsun. İşin Öyle. güzelliği bu ya zaten. En basit biçimde bir temayı 2 tane index.php ve style.css ile yazdığın gibi, hani al bunu kullan, al sana kurumsal site, yani 2 dosyayla yazabiliyorsun. Bir de karmaşık böyle sistemde yazabiliyorsun. Yani böyle 30-40 tane dosyayla
özel post type'larla falan bir taksonomiyle bayağı bir geliştirebiliyorsun içeriği. Zaten Geçen custom bir post tane type hı. eklenti gördüm. Şey, otel rezervasyonu eklentisi yapmış adamlar ya. Otel siteleri için. Yani Birkaç tane var gerçekten ya böyle. Birkaç tane. var. el Birkaç. atmadıkları sektör kalmadı herhalde WordPress için. Yok. CRM bile var ya. CRM CRM bile mi var. var? Yuh. Var. Onu CRM da altyapısı var. konversiyon etmiş. Var. Sugar'la bağlantılı CRM çalış. Serkan koptu Serkan bende. gitti herhalde. Tutup Analytics gibi bir siteye çevirebiliyorsunuz WordPress altyapısı olduğunda. Hiçbir şekilde Neyi? uğraşmadan. Ya bir tane herhangi bir site yetkinlik eklentisini düzgün kurup ayarlarsan Biletix gibi yapabiliyorsun. PayPal ödemesi Evet. alabiliyorsun. Evet. Embedding'den PayPal diyorum ona yani. Diğer gateway'leri de alabiliyorsun. Bir de işin Google Store. güzelliği ya WordPress eklentileri aldı yürüdü gitti. Hani ücretsizleri bir de hani premium veya pro eklentiye geçmek için şöyle 3-5 kuruş verdin mi tam dediği gibi böyle çok büyük sistemleri 20 dolara 50 dolara en fazla 100 dolara en fazla ben 100 dolardan daha fazla pahalı görmedim eklenti hani 100 100 dolara en kralını alıyorsun WordPress eklentileri içerisinde. Yani dehşet sistemler kurabiliyorsun. İçerik bazlı olsun, ne bileyim, işlevsel olsun, fonksiyonlar olsun. Evet. Ondan sonra aslında eklentiler bayağı bir uzun konu. O zaten oralara girince diğer haftalarda Onlara ayrı gireceğiz içerik zaten de şöyle bir durum var. Şimdi hani hazır bazlı eklentilere odaklanalım. İçerik bazlı şey mesela İçerik bazlı hangi eklentiler var ve en avantajlı işte hangi eklentiler var? Şeyden şimdi bahsediyorum bu. şuradan ben 2 dakika gireyim. Yani ilk şeyin başında konuşmuştuk. Adını sen söyle. The Timestamp ve benzerinden WordPress altyapısına geçtiklerinden haber sistemlerini konuşmuştuk. Buradaki en büyük içerik yönetim avantajları onların geçmesinin bence en büyük sebeplerinden bir tanesi JS Composer'lar. Çünkü sayfa yapısını dinamik bir şekilde sürükle bırak sistemiyle oluşturabiliyorlar. Resim istedikleri yere yine WordPress'in yükleme aracını kullanarak JS Composer aracıyla sağına soluna resim ekleyebiliyorlar. Content'i istedikleri gibi düzenleyebiliyorlar. İstedikleri alana reklam atabiliyorlar. İstedikleri şekilde ne bileyim ya benzer yazarların yazdığı benzer yazıları bir modül aracılığıyla yapabiliyorlar. Öyle bir hani Composer yüklü olan sistemde bir tane eklenti alan oluşturmak, Composer için bir ufak modül oluşturmak bugünlerde çok basit. Yani önümüzde paralı olarak 3-4 tane gördüğüm Composer'ların hepsi de böyle. Tabii bir de tema ile gelen tema yapımcılarının oluşturduğu Composer'lar var. Mesela Muffin'im var. Emato zaten her halükarda kendi yaptığı eklentilerde belli Composer'ları kullanıyor temalarda. Tabii kompozör derken şimdi bilmeyenler olabilir. Kompozör iç sayfa ya da yazılarda sürükle bırak Sürükle bırak. biçiminde özel bileşenler, sayfalar oluşturabilmek için. Mesela New York Times'ın makale yazım biçimlerini çok seviyorum. Özel mesela verilerle dolu makaleleri, haberleri süper oluyor. İşte ne bileyim şey koyuyor, oraya anket koyuyor, altına veriyi açıklıyor, altına resim galerisi koyuyor, altına verileri açıklıyor, ne bileyim hani dataları çekiyor. İndirmek için Aynen. buton koyuyor falan. Bunlar hep kompozörle olabilecek şeyler. Zaten bu çözümler olmasa bu kadar büyük firmalar, haber siteleri falan tercih bile etmez zaten. Aynen ve şablonlar oluşturup, template'ler oluşturup bu template'leri herhangi bir yazıya otomatik olarak uygulatabiliyorsun. Sadece yapman gereken içeride ufacık bir değişiklik yapmak, yazısını değiştirmek ve benzeri gibi durumlar. En azından yapısal olarak bunu koruyabiliyorsun. Tabii bu bir avantaj. Özellikle son zamanlardaki haber siteleri için avantaj. Tabii bunu uyumlu teması ya da bunu düzenleyebilecek hafif bir bilgisi varsa. Genel eklentilerde zaten anlatacağımız şeyler, güvenlik kısmı var. Demin hatta Twitter'dan bir soru geldi bununla ilgili anlatalım dedi. Sonraki şeyde geniş bir çaplı olarak anlatırım. Başka güvenlik bölümü yapacağız WordPress ve güvenlik diye onu Aynen. bekliyoruz. Yani güvenlik eklentileri var. Demin de bahsettiğimiz gibi SEO eklentileri var. Hamza abinin Hatta bahsettiği otel rezervasyon var. Demin şeyi bahsettik Hamza abi. JS Composer kullanmak durumu. Hani Times'ın web sitesinde büyük bir ihtimalle bunu kullanıyorlar. Hani bunun Evet. haber sitelerine de büyük bir avantajı var. Sürükle bırak mantığıyla istediğin şablon üzerinden gidebiliyorsun. Hani bu açıdan baktığımızda içerik için WordPress'in altyapısı dahilinde, eklenti grubu dahilinde çok seçenek var.
Kesinlikle. Alternatif çok fazla sunuyorlar. Tabii temaların kendi dediğim gibi kendi kompozörleriyle gelebiliyor temalar. Dışarıdan satın alıp kurabiliyorsunuz. İçerik geliştirmek bazında da kod göstericiler var. En basitinden Syntax Highlighter'lar. Bizim gibi benim gibi kod paylaşan adamlar için. Çok basit. Benim merak ettiğim bir nokta da şu. WordPress'te artık güvenlik çok çok önemli bir noktaya gelmiş. Bu kısmı kenara koyuyorum. Demin de söylediğin gibi temaların üzerinde hazır eklentiler birlikte geliyor. Merak ettiğim şey şu. O eklentiyi bir kere bir temayı kuruyoruz ya. Temanın içerisinde gömülü olarak sisteme yerleşiyor ya. Ondan sonra eklentiyi kimse güncellemiyor. Çünkü adam eklenti olduğundan haberi yok. Evet. Bir süre sonra hacı o temanın update'i çıkıyor. Kimse update de etmiyor temasını. Niye? Adam özelleştirmiş, sağ sonra sonuna bir şeyler yazmış veya Türkçeleştirmiş. Türkçeleştirirken de POMO dosyasını falan Türkçeleştirmiyor adam. Kod üzerinden Türkçeleştirmiş. Update de etmiyor temayı. Bir süre sonra bakıyor. Tamam işte sistem eklendi. Sisteme zararlı kod bulaştı. Sisteme şu oldu, sisteme bu oldu şeklinde. Aslında tehlikeli olan nokta bu değil mi? Yavaş yavaş temalar bize her şeyi sunmaya başladılar ama bence ters bir nokta. Çünkü temanın içerisine adam contact form eklentisini kurmuş. 1.0.0.7 numaralı işte sürümünü. Contact form ondan sonra 10 versiyon güncellemiş. Adam temayı güncellememiş. Ondaki bir açık yüzünden sitenize zararlı bir kod bulaşabiliyor. WordPress'in bence şu an hani derseniz ki negatif noktası nedir diye tek gördüğüm negatif nokta bu. Tehlikeli değil mi sizce? Problem çıkartacak bir sorun Ya çıkartacak şimdi az önce geçen bölümde söyledim. yapmıştık onu biz. Güvenlik, Hamza, güvenlik konusunda WordPress ve güvenlik diye ayrı bir bölümü işleyeceğiz. Bu soruyu oraya saklayalım. Olur. Yani Onu şöyle bir cevap cevaplayabilir vermeyeceğim. miyim? Yani Cevap ver. güvenlik tarafına girmeyelim Yok. ama hani bu bir karmaşa yaratmayacak mı WordPress için? Benim merak ettiğim Bireysel şey bu. bilgiyle bir şey ama bu tamamen hani kişi ne kadar biliyorsa o kadar kullanıyor. Hani bildiği kadar kullanıyor. Doğru. Mesela geçen hafta WordPress ve optimizasyonda Serkan da herhalde onu diyecekti. Bireysel bilgi çok önemli. Sen bildiğin kadar WordPress'i optimize edebiliyorsun ya da kullanabiliyorsun. Doğru, 20 tane aynen 30 öyle. tane eklenti kuruyorsun. 20 tane 30 tane eklentinin senin siteni ne kadar yavaşlatacağı veya ne kadar olasılıksal olarak güvenlik açığı yaratacağını hiç düşünmüyorsun. Ya bu Kesinlikle. biraz bireysel bir durum. Ben şundan bahsedecektim. O konuda hani tema altyapıları ile ilgili 2 bölüm önce bizim geri döndüğümüz bölümde 2015 tahminlerinden bahsetmiştim. Hatırlıyor musun? 2015 tahminlerinde benim şöyle bir durumum vardı. Frameworkler geliyor. Eyvallah çok güzel. Temalarda kullanıyoruz. Ama Sesim frameworkler gelmiyor bir sen. eklenti olarak gelmiyor mu? Bende normal. Bende normal sesi. O zaman Sinan'ın interneti ile ilgili bir sıkıntı var. Şimdi frameworkler geliyor, çok güzel. Options geliyor, Redux geliyor, başka bir şey geliyor. Ama bir eklenti olarak yüklenmediği için, tema ile beraber yüklenme opsiyonları olduğu için güncellenmiyorlar. Bu bir Evet. sıkıntı. Bunu da bilmeyen kişiler de tabii ki şey. 2015 içinde de bunu plugin olarak kurdurun diye bir seçenek gelebilir. Yani bu WordPress tarafından mı istenir, otomatik tarafından mı istenir ya da ne bileyim kullanıcılar artık bir şekilde buna ya kardeş biz buradan atak yiyoruz mu olur bilmiyorum. Çünkü en basitinden 4 bir güncellemesi geldiğinde 2 tane composer patladı. Evet. Bunlar da frameworkler tarafından yüklenen Şimdi composerlardı. Serkan, o konuyla Ben ilgili ne bunların olacak hepsini biliyor yeniden musun? yapmak zorunda kaldım. O konuyla ilgili şu olacak. VP Customizer konusunda inanılmaz bir user experience ve UI yani kullanıcı arabirimi konusunda bir çalışma yürütülüyor. Hatta çalışma bitti. Bundan zaten 2-3 sene önce falan hani daha doğrusu her sene WordPress gidip bir kullanıcı deneyimi ajansına şey yaptırır, böyle test yaptırır. Bu sonuçlara göre WordPress'in arayüzünü ve kullanıcı deneyimini geliştirir. VP Customizer da temayı aktif ettiğinizde ya da aktif ettikten sonra işte özelleştirmek için sürükle bırak mantığı veya hani canlı olarak direkt sağ tarafta siteyi görüyorsun, düzenleyebiliyorsun. Sol tarafta Sol düzenlemesini. tarafta siteyi dolduruyorsun. Özel yani WordPress eskiden bu olmadığında ne yapıyorduk? Halen yapan var ama eskiden ne oluyordu? WordPress özel panel yazıyorduk. Sürükle bırak hani kendi customizer'ımızı yazıyorduk. Şimdi o olay artık bitti. Son 1-1,5 senedir gerek yok. Ve WordPress customizer, VP customizer'ı geliştirerek daha fazla kullanılmasını teşvik etmek istiyor şu anda.
Hem Evet. temayı tamamen şekillendirmek olsun. Muhtemelen de o fonksiyonların kodeksi doğulduktan sonra Serkan şu olacak. Customizer'ı yazı içerisinde de kullanabileceğiz. O iyiymiş. Yavaş yavaş diyorsun, Composer'a dönecek WordPress'in Yep, Customizer'ı. yep, yep, yep. Oraya doğru gidiyoruz. Zaten şu anda user experience olayında uğraşıyorlar. Core'da falan okuduğum Slack'ta tartışılanlar da hep bunlar. Yani bu sene olur mu emin değilim. Seneye olabilir ama bu sene zaten ya customizer zaten gittikçe artıyor. Danforest'taki tema satışlarında bile VP customizer işte destekliyordur falan gibi. İkonlar görmeye başladık. Özelliklere yazmaya başladılar. Hani biraz akıllanmaya başladılar. Çünkü standartta varsa zaten standart her zaman hızlıdır. Bir de WordPress bir özellik getirdi mi onu geriye dönük de destekler. Adamlar mesela şey yapıyorlar. Kendi panellerini yazıyorlar. Uzun vadede işte sistemi yavaşlatabiliyor, sorunlar ortaya çıkabiliyor. Ama WordPress'in core kısmına güvenerek böyle bir customizer'a dayanarak tema geliştirirsek uzun vadede temaların kullanılması daha rahat olur. Bir de güncelleme sıkıntı falan olmaz. Sadece temaya odaklanırız biz. Özelleştirme kısmını WordPress'e atarız. Tabii de burada bir şey eklemek istiyorum tema yapımcı arkadaşlara. Yazdığınız veyahut da temanızın içine eklediğiniz kütüphaneleri arada bir kontrol edin. WordPress'in core içinde eklediği şeyleri de kontrol edin. Yani en basitinden 4.1 ile beraber gelen kompozörlerin %80'in patlaması durumu tamamıyla jQuery'nin versiyon yükseltmesinden kaynaklandı WordPress içinde. Hani tema yapıcı arkadaşlar da buna hani dikkat ederlerse herkes için daha hayırlı şeyler olur. Customizer da düzgün gider. Koydukları herhangi bir ekstra özellik de düzgün gider. Çünkü Customizer'a seçenekleri dizebiliyoruz istediğimiz gibi. Bir ufacık ekstra dosyayla. Ama tabii bunun içinde JavaScript çekiyorsak, JavaScript'in özellikle jQuery kütüphanesinin güncellenmesiyle ilgili şeyleri de takip etmek lazım. Yani yapıp atmayın. Peşinden gidin. Ben onu demeye çalışıyorum kısacası. Yani bu da önemli. Şimdi içerik mesela şey yapalım. Ha, en çok yazanlardan yani hepimiz yazıyoruz. Üçümüz de bol bol yazıyoruz da en çok yazan olarak Hamza'ya şey soralım. En çok kullandığın eklentiler ve WordPress'in temel özellikleri neler? İçerik yazarken oluştururken Hamza. Benim hani kullandığım eklentiler dersen bir database yedeği için bir eklenti kullanıyorum. Bir şey İçerik oluşturmak için yazarken hani yazarken içerik işte şu oluşturmak için. eklenti kullanıyorum. Ha, yok, içerik oluşturmak için hiçbir eklenti kullanmıyorum. Bence WordPress'in yazı editörü her şeye bedel. Ekstra bir yazı editörüne bir şey de eklemedim. Hani bazıları ekliyorlar ya işte plugin falan onun içerisine. Ona da ihtiyaç duymuyorum. Hele ki yeni sürümden sonra böyle bir tam ekran haline geliyor ya. Basıyorsun çat yan tarafları Evet. kapatıyor. O bana yetiyor hacı. Yani bir Word olsun, karşımda bir Word'e benzer bir sistem olsun, yazmak kolay. Yazı oluştururken bence hiçbir eklenti kurmasın insanlar. Çünkü her kurduğumuz eklenti sistemi kastıracak, problem çıkacak, ileride güncellemesi sorunu olacak vesaire. Şu anki durumu hatta bundan 2 sene öncesinden beri halen daha hiçbir ihtiyaç duymadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü içerik oluştururken bir eklenti, bir atıyorum özellik gerekmiyor. İçerik oluştururken sadece yazmak gerekiyor. Ama bazı arkadaşların kafası biraz hani farklı, ne bileyim işte yazıya şunu ekleyeyim, yazıyı şöyle koyayım, yazıyı böyle koyayım. Bana biraz saçma geliyor. Tamamen güzel bir temam varsa zaten yazıyı gösteren temadır. İçeriği de oluşturabiliyorsan, yazabiliyorsan gerisi hiç önemli değil. Şu an içerik için hiçbir eklenti kullanmıyorum. Kullandığım eklentiler sadece database'i yedeklemek, sitemap XML dosyası oluşturmak, mobil plugin, mobil arayüzüm olmadığı için ki inşallah Sinan yapıyor artık mobil arayüzümüz de olacak. Olacak. Mobil arayüz için bir tane VP Touch sanırım kullanıyorum. Onun dışında da Akismet zaten standart olan eklentim. Başka da bir eklentim yok. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Güzel. Serkan sen Güvenlik tarafında da zaten bunların üzerinde bol bol dururuz. Minimum eklenti, maksimum güvenlik güvenlik. çünkü çok abi o konu çok geniş Evet. ona gireriz ayrı bölümde. Bunu Serkan hatta sen ne Mehmet'i kullanıyorsun? de alırız. Olur. Serkan.
Ben şimdi şöyle bir şey, benim olayım biraz değişik. Ben kod falan da paylaştığım için sistem içerisinde ben tabii ki bir tane eklenti kullanıyorum. Hatta onu da bir saniye hazır WordPress'in, yani böyle bir soru olma ihtimalinden siteyi açtım. Unutuyorum eklentilerin adını. Ben bir de kısa kodlar kullanıyorum. Şöyle ki ben bazen uyarılar yazıyorum yazdığım kodlara. Bunu işte Functions PHP'ye koyacaksınız lütfen yeri kalın diye. Otomata bağladığım bazı kısa kodlarım var yazdığım. Bunların belli verilerini içerisine aktardım. Otomatik olarak yazıyı döküyorlar zaten. Hani en eklediğim şey bu. Bir tane contact Bunun form sebebi eklentim var. de o kodları daha güzel insanlara gösterebilmek değil mi? Başka bir şey değil yani o Tabii tabii kullandığın ya, kodları. bildiğimiz Bootstrap alert box. Ben sadece onun için ufak bir kısa kod yazdım. Hani her seferinde şu dosyayı şuraya atacaksınız, şu dosya şurada bulunur diye yazmayın diye. Benim işimi kolaylaştırıyor. Okuyucuların işini de kolaylaştırıyor bir yönden. Crayon Syntax Highlighter kullanmışım. Bu içerik için, kod gösterebilmem için. Başka da öyle bir şey kurmamışım ya. Hani yani içerik için söylüyorum. Diğerleri var. Tabii. O da yazılımcı Şöyle bir şey olduğunuz var. için. O da yazılımcı olduğunuz için. Hani ben sade içerik oluşturarak hani eğer temamın görsellere tıklığında JavaScript pop-up içerisinde büyütme özelliği olmasaydı belki fotoğrafları tıklayınca insanlar daha güzel görsünler, sayfadan ayrılmasınlar, yeni sekmede açmasın fotoğrafı diye böyle bir pop-up uygulaması kullanırdım. Onun dışında da bir şey kullanmazdım ama tamamen dediğin gibi ihtiyaç. Yazılımcı için o bir ihtiyaç herhalde. Ben o pop-up olayında oturduğum Functions'a bir tane ufak fonksiyon yazdım. Resimlerin linklerine de bir tane lightbox rel attım ve otomatik olarak çalışıyor. Onun için de eklenti gerek yok aslında. Temayı yazarken onlardan çıkarabiliyoruz da. İçerik için iki tane falan eklenti kurmuşum. Bir de kısa kodlarım var kullandığım. Onun haricinde benim son yaptığım tema güncellemesi de 1,5 sene kadar daha beni götürecek bir düzende. Hani Flat diye açık kaynaklı dağıtılan bir tema kurdum. Altta da yazıyorum zaten. Gururla yazıyorum hatta. Çünkü adamlar güzel yapmışlar. Mobil arayüzü de düzgün. Hani içeriksel anlamda distraction free mod zaten hani Hamza abin de dediği gibi bir numaralı özellik oldu şu an en son gelen. Onda da bir iki güncelleme bekliyorum. 2015 tahminlerinde de söylemiştim. Bir iki ufak düzenleme daha şu aşağıya kayarken takılıp kalması orta kısmındaki gibi. Evet. O ufak bir sorun. Onu bir düzeltecekler sanırım. 4.2'ye yetişir mi bilmiyorum çünkü son artık 4.2'nin RC dağıtımlarına başlayacaklar. Ama hani bu kadar ya, ben çok fazla eklenti kurmadım. Sinan sen ne yapıyorsun? Ben bir sürü eklenti kullanırım ya lazım oluyor. Bir Yazı de ben şey yazarken. yapıyorum hani tabii İçerik için. Serkan'la benim durumumuz ayrı. Hani eklenti kullanmıyoruz ama kullanmıyoruz. Kendimiz yazıyoruz bir şeyler Yani lazım kendiniz olduğunda öyle yazıyorsunuz söyleyelim. tabii canım. Aynen. Ama bunu Hani son kullanıcı gözüyle eklenti. anladım. Yani yazılımcı adamsa elbette ki eklenti Evet. kullanmaz. Oturup kendi eklentisini yazar Aynen yani. aynen. Hani eklenti kullanıyorum derken Serkan'la ben öyle algılayayım. Yani ikimizde de aynı. Mesela şey yapıyorum. Shortcode konusunda çok seviyorum ben. Benim 4-5 tane shortcode vardır. İşte ne bileyim mavisi, kırmızısı, sarısı, işte uyarı, dikkat vesaire gibi. Böyle çok uzun makaleler olduğunda çok lazım oluyor böyle şeyler. Ondan sonra alıntı biçiminde böyle güzel böyle balon, siyah balon, beyaz yazı öyle alıntı için shortcode falan da kullandığım oluyor. Onun dışında Lightbox zaten Lightbox sayfadan çıkmasın diye onu hepimiz kullanıyoruz. İnsanlar için de iyi oluyor. Kullanıcılar için de iyi oluyor. Onun dışında şey var. Distraction Free o ben de çok kullanıyorum ya. Hani onu açtıktan sonra zaten Distraction Free'yi dediğin gibi geliştirecekler. Bazı sıkıntılar var, eksikler var bir de sıkıntılardan ziyade. Özellikle mesela artık galeri ekliyorsun ya da resim ekliyorsun ya da iframe ekliyorsun. Direkt ekleyip düzenleyebiliyorsun falan yani. Hani eskiden Evet. böyle değildi. O biraz daha Görseli kullanıyorduk geliş o dehşet oldu yani. Artık galeriye falan live canlı orada görüyoruz. Eskiden ekliyorduk, görmüyorduk. Nasıl duracağını görmek için illa preview tışlak taslak kaydedip bakmamız gerekiyordu site tarafından tema aktif tarafta. O çok iyi oldu. Onu çok kullanıyorum. Onun dışında yok. Bunlar yetiyor zaten dediğin gibi Hamza'nın dediği gibi. Bu kadar yani WordPress'in editörü zaten Word editör gibi bir şey. Yani minimalist bir Word editör. Daha fazlası lazım olduğunda eklentiyle kuruyorsunuz. Ha, şey oluyor. Mesela bazen tablo lazım olabiliyor bazı sitelerimde. Evet. EasyTable diye bir eklenti var.
tablo oluşturma için falan, işte veri göstermek için EasyTable kullandığım oluyor. Kısacası ne amaçlı bir dokümanı istiyorsanız onun için özel eklentileri kullanabiliriz. Ya zaten HTML gerekirse evet. Evet evet yani kullanabilirsiniz. Ya zaten HTML bildiğim için bu eklentiyi hani müşterileri daha çok aktif ediyorum ama kendimi oradan zaten HTML sekmesine geçip HTML'i zaten yazabiliyorsunuz. Aynı şeyi yapabiliyorsunuz. Ben hiç görsel editör kullanmıyorum, onu da söyleyeyim de. O da iyiymiş. Hiç sevmiyorum bu tarafta. Font ya çok yok, kötü görünüyor. Şöyle bir durum var. Ben çünkü hani temanın içine ekliyorum. Justify'ı koyuyorum. Bitiyor benim için. Hani yazın düzgün durması. Onun haricinde zaten ben sürekli oranın görseldeki düzenlemesi, oraya attığım short kodu bilmem nesiyle uğraşmamak için oturuyorum yazıyorum. Kodumu da zaten HTML tarafında da Crayon'un ufak bir pop-up'u var. Tıklıyorum, oradan kodu giriyorum. O kendine göre düzenleyip atıyor. Benim için bitiyor. Ben zaten geri kalan her şeyi short kodla hallediyorum. Hani her yediğim farklı bir yoğurt yiyişi var. Her temanın da ya da her blog yazılarının da kendine göre bir yazı yazma durumu var. Ya ben görsel editörü seviyorum. Güzel. Aman. Süper hatta ama ya ben o tarafta yazmayı sevmiyorum. Benim hani alıştığım taraf kod yazar gibi oturup yazımı yazmak, yani bu olay bu. Ama tabii herkes nasıl istiyor, öyle yazar. Ona bir dediğimiz yok. Bir de yani çoğu insan hala görsel editörü kullanmayı da bilmiyor. Mesela orada birçok özellik var. Bir tanesi biçim temizleme butonu. Bir tanesi yapıştırırken metin olarak yapıştır özelliği. Bunların aslında çoğunu bilmiyoruz. Onları bildiği zaman insanlar çok daha rahat kullanabilirler. Onun altını çizmek gerekiyor. Tabii tabii. Trimist'ten alışkanlık varsa eğer şayet ve önce bizim gibi hani Joomla, Mambo kullanan kişiler zaten mecburdu bir süre. Bir süre dedi, bayağı bir Trimist'e mahkumuyduk. Tabii canım. 2-3 sene hatta mahkumu olduk çünkü onun alternatifi yoktu. Tabii. Sonra JJ'ye geldi. Hatta o da FJK editör olarak geldi. Sonra JJ'ye çevrildi. Tamamıyla Joomla'ya entegre edildi şu anda ama hani bu tarzda bizim başladığımız zamanlarda ilkeldi editörler. Hani distraction free modu bilmem nesi, yani ekstra bir şey bu. Hani kalın yap, yatay yap, altı çizili yap, devam et. Hani olay buydu. Ama şimdi geldiğimiz yerde görsel editörün o kadar çok fonksiyonu var ki. Yani bir Word'den yazı yapıştıracak arkadaş. Hiçbir Microsoft Word datasını çekmeden direkt yazıyı yapıştırabiliyor ufacık bir butonla. Ya hani o zamanından ne iğrenç bir durumdu ya. Ben PHP'nin ve Mambo'nun zamanlarını hatırlıyorum. Hatta WordPress'in ilk versiyonları da öyleydi. Yapıştırdığın zaman içeriye 1000 tane kod atıyor acı. Metin editörüne bir geçiyordun. Böyle satır satır kod var. Ne işe yarıyor bunlar? Niye geldi? Nereden geldi? Kimsenin haberi yok. Görsele dönüyorsun. Yazı yayınlıyorsun. Yazı sapıtmış. Nereden sapıttığını da bulamıyorsun. Kodlar var. Microsoft End, EA End bilmem ne diye. Çok hani, çok fenaydı. İçerik yönetimi konusunda WordPress şu anda olabilecek en top noktaya geldi diyebiliriz. Çünkü hani içeriğe yönelik eklentiler var. Kişiye özel, yazmak istediği şekle özel eklentiler var. Tabii dediğimiz gibi şimdi içeriği geliştirmek için de eklentiler var. En basitinden eğer custom post type'ı kendiniz oturup kolda yazmayı bilmiyorsanız bunu oluşturan ve sizin yerinize kullanmanızı sağlayan eklentiler var. Custom Post Type Builder falan bir eklentisi var. Hatta ben yazısını yazmıştım. Yani içeriğinizi geliştirmek için de WordPress'i kullanabilmek şu an hani lüksten daha çok bir ihtiyaç oldu. Evet, yapabileceğiniz kesinlikle şeylerin kalitesini yükseltmek istiyorsanız böyle sistemler kullanıyorsunuz. Zaten bunun da farkında oluyorsunuz bir şekilde. Budur ya WordPress. 3 haftadır WordPress'ten vuruyoruz. WordPress budur abi. Çünkü müzik başka kitaplarına kadar saymıştım geçen ben. Yani portfolyo, galeri, müzik kitaplığı, her şey. Şimdi içerik editöründe şey de var ya, artık YouTube linki yapıştırıyorsun. Chat YouTube videosu otomatik ekleniyor. Aynen o Ahmet. İki sürüm önce mi ne eklediler herhalde hatırladığım kadarıyla. Yok yok, biraz daha eski. O embed, otomatik embed olayı o. 3.9 ya da 4'le geldi. Evet, 4'te falan geldi hatırlıyorum ben de. Chat diye koyuyor ortaya, hiç canavar gibi. Eskiden ne yapıyorduk? Emlet linkini al, oraya HTML'e geç, HTML'de emlet linkini yapıştır, ondan sonra görseli gör. O da
görürken de işte sağa sola kaydı, şöyle oldu, böyle oldu, sıkıntı oluyordu. Şimdi onların hepsi ortadan kalkmıştı. Ben işte o özellik gelene kadar auto attachments'la bayağı bir ekmek yedim. O kadar söyleyeyim, bayağı 30-40 bin yazdığım eklenti 30-40 bin civarında falan indirildi. Tam hatırlamıyorum datayını. O embed özelliği tamamıyla fonksiyonel olunca ben bütün elim ayağımı çekip sadece dosyaları göstermek üzerine autofiles diye ufak halini çıkardım. Eyvallah baba, büyüksün dedin, koydun kenara. Koydum kenara çünkü ben hani bekliyordum böyle bir şey. Gelince de oraya da yazdım. 4.0 artık bütün linkleri ve videoları düzgün şekilde algıladığı için bu eklentiye gerek kalmamıştır. Kullananlara teşekkür ediyorum. Autofiles'a geçiş yapabilirsiniz eğer PDF dosyalarınızı falan indirmek için çıkartmak istiyorsanız diye. Hani gittikçe istenen şeyler yerine geliyor zaten. Hani WordPress takımı bunun için çalışıyor. Siz bir şey istiyorsunuz, çıkıyor. Kullandıkça ortaya çıkan şeyler. Twitter'da da yine aynı şekilde. Twitter linki yapıştırmak da artık çok basit bir hale geldi. O da çok keyifli. Evet. Bütün statüsü direkt çekiyor API kullanarak. O embed gerçekten güzel geliştirilen bir şey oldu. Aynen. O embed zaten bayağı bir liste uzun ya. Bir sürü link kabul ediyor. O embed yazsınlar. Google'a çıkar zaten. O embed yazınca çıkıyor. Yani liste bayağı bir uzun. Bir sürü site destekliyor. Ya Facebook posttan tutun da SoundCloud'dan gelecek player'e kadar o embed ne destekliyorsa WordPress aynısını şu anda destekliyor. Aynen. Bütün olay yazı orada. Resim yönetimi herhalde yazı yönetimi bayağı bir konuştuk. Resim yönetimi konusunda. Evet, resim yönetimi bence hala çözülmesi gereken bir problem ya. Ben şöyle söyleyeyim, WordPress'in galerisini uzun bir süre kullanmadım. Kullanmamamın sebebi kullandığım temaların dandikliği, öyle söyleyeyim. En şu anki temam da WordPress'in galerisi için çok sıkıntılı. Ne yapıyorum? Resmi ekliyorum, içeriye geliyor resim, 3 tane boşluk space tuşuna basıyorum, başka bir tane resim ekliyorum. Resimleri de küçük haliyle ekliyorum ki orta haliyle 2 tane sığıyor, küçük haliyle 3 tane yan yana sığıyor. Bir şekilde orada galeri varmış gibi göstermeye çalışıyorum. Halen daha o galeri kullanamıyorum. Galeri koyduğum zaman benim iç genişlik biraz sıkıntılı. Galeriyi patlatıyor. Tasarım patlattığı için mesela kullanamıyorum. Çözeceğiz. Yeni temada çözeceğiz onları. Tamam. Az kaldı. Haftaya çözeceğiz inşallah. Resim tarafında güzel bir resim ekleme tarafında halen daha ben içerik editörünün sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Belki biraz daha geliştirirlerse daha güzel şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum. Ama resim galerisi olduğu sürece de herhalde el atmazlar o noktaya. Çünkü benim gibi adamlar eskide kaldı. Yok. Galeri resim yönetimi konusunda inanılmaz bir gelişti bence son bir senede. Ama yani dediğin gibi biraz daha hani özelleştirme, ne bileyim. Mesela Facebook'ta şey var, o olsa ne güzel olur. Facebook'ta 3-5 tane resim atıyor, böyle büyütüyor, küçültüyor, atıyor yani. Mozaik işte yapıyor ya. Olay böyle işte. Bir şey getirsen ne güzel olur değil mi? Süper bir şey olur. Mesela hani çok zor bir şey. Yani tutacağım ben onu köşesinden, küçülteceğim, evet. Tasarıma sığdıracağım, kaydet diyeceğim, bitecek ya. Aslında biraz daha belki geliştirilebilir ama dediğin gibi o tamamen kullanıcı deneyimiyle karşılarına çıkacak. Evet. Ya yönetim tarafında dediklerinin hepsi zaten hani yönetim var. Konusunda yönetim resim var. Resim kopyalıyorsun, Photoshop gibi ne bileyim çevirebiliyorsun, birkaç efekt atabiliyorsun vesaire. Bir şey eksik, üstüne yazı yazma falan, onu da getirseler tam olacak. Hani bayağı bir düzenleyebiliyorsun. Slider'lar sanırım artık yapıyorlar onu. Uzun bir zamandır yapıyorlar. Slider'a resim eklerken chart diye altında teksti de üzerine basılıyor. Yok, bu hatırlamam diyorum ya, resmi düzenleme. Mesela GDLibre'yi destekleyen sunucularda şey yapsın. Mesela orada aynı nasıl kropluyorsa oraya yazı ekleme gibi bir şey koysun. Evet, hastası çok biliyorsun. Resminin altına imza atmak mesela, hiç kimse kopyalamasın, çalmasın hesabı. O tarz şeyler yapılabilir. Kurumsal sitelerde falan çok tutar diye düşünüyorum. Bu konu herhalde resim konusunda evet geliştirilecek bazı şeyler var. Hem yönetim kısmında hem de işte galeri olarak ekleme. İşte galeri eklediğinde bir tek boyut ve sıralama, hani sıra sayısı, sütun sayısını falan ayarlayabiliyorsun. Onun dışında başka bir ayar vermiyor. Şey verse ne bileyim, biraz daha özelleştirme verse tek tek biçiminde galeri içinde mesela şunu büyük yap, diğerlerini küçük yap gibi bu tarz şeyler olsa
Facebook otomatik yapıyor ama Instagram'ın Facebook. Evet, Instagram'ın özelliği bir tane büyük, yanında dört tane küçük, altında üç tane küçük gibi bir alternatif sunsa çok güzel Hoş olabilir. bunun eklentisi var da yani Var mı? Bilmiyorum ben onun var eklentisini. var böyle eklenti var da şey olarak yani direkt WordPress ile gelse fena olmaz hani. Kurt canavarı gibi olurdu. Zaten Sinan iyi diyorsun da WordPress hala core paketten bir şeyler çıkartmaya çalışıyor. abi Yani çıkmaz ya. WordPress mesela kaç megabayta ulaştı? 5'e ulaştı değil mi şu anda? totalde Sıkıştırılmamış 6 olarak. iniyor. Gzip ya şey zip ya da tarball olarak indirdiğin zaman 6'ya yakın iniyor. O galeri konusunda da ortam kütüphanesini zaten yeteri kadar geliştirdiler. Tabii ızgara ve diğer stille biraz daha düzgün yapmaları lazım ama hani en basitinden Ravdata'dan Autor'a kadar çekiyorsa fotoğrafı ya da fotoğrafçıya kadar çekiyorsa fotoğrafı bu bir ekstra gelişme. Yönetim düzenlemesi de tabii dediğimiz gibi bir gelişme ama galeri kısmını birazcık daha bir süre daha geride bırakacaklar. Çünkü Jetpack'le gelen karusel galeri ve benzeri diye eklentileri var. Yazı içine galeri ekleme konusunda ve o dediğin eklenti tarzında düzenleme yapma konusunda bir süre daha bekleyeceğiz gibi geliyor WordPress'te. Ama genel anlamda ortam kütüphanesini kullanmayı bilen kişiler için WordPress'in resim düzenleme düzeni şu an için yeterli ve hatta fazla. Yani efekt ekleyebildiğini düşündüğün zaman yani Geçen biraz daha yazı fazla. Bak zaten aklıma ne geldi. Geçen blogger'ın bir tanesinin bloğuna girdim. Yazıyı tıkladım. Okudum, çok güzel yazı. Görsel hala açılmamış. Böyle yazıyı baştan aşağıya bitirdim. 700 belki 800 karakterlik bir yazıdır. Baktım hala resim gelmemiş. Resim böyle üstten yükleniyor. Hacı 8 megabaytlık resmi yüklemiş adam ya. 8 megabaytlık. Ve büyük Bilinç önemli işte. haliyle koymuş oraya. Hani resmi küçük tumba tel falan koyarsın ne bileyim. Hani büyük haliyle açılmaya başlıyor. Ben yazıyı bitirdim, hala resim açılmış değil. Bu noktada O da belki güzelmiş. hani ekstra bir bilinçsiz kullanıcılar için bir update çekebilirler. Mesela 8 Yok yok megabaytlık bir onunla görsel veya o atıyorum 3 yapacak bir şey yok. megabayttan büyük bir görsel varsa tam boyla ekle dediği zaman ufaltsın, daraltsın, kıssın, hacı 1024 şey yapıyor yapsın canım ya. abi yapıyor. 1024 yapıyor zaten. 1024 300 150 yapıyor zaten. 3 tane boyut küçültüyor sana. Küçültüyor Sadece da işte kullanırken mesela adam çat diye tam boy dediği zaman bütün haliyle geliyor. ne yapacaksın en büyük haliyle koyuyorsa artık öğrenir ya. Onu bir kez iki kez hata yaptıktan sonra öğrenir. Çünkü yani çözüm dediğinde zaten tamamen bilgiyle ilgili bir şey. Mesela Evet. Next Gen kuruyorsun. Zaten efsane eklentilerden biri. Biri All-in-One SEO, biri Contact Form 7. Bence diğeri de Next Gen Gallery. Ya bunu kuruyorsun mesela. Hani inanılmaz bir resim ve galeri özellikleri falan getiriyor. Watermark'ından tut işte özel galeri sistemi. Onu kur. Başlı başına onun üzerine kurulu bir sistem, site bile yapabilirsin. Yani proje bile Yapılır. yapabilirsin. Ben karşıyım hacı eklentiye. WordPress'te eklentiye karşıyım. Altını çiziyorum. Eklentiye bağlı ya. Eklentiye bağlı. Mesela ben şu tarz eklentilerden korkarım. Mesela veri Ajax işlem yapan frontend'de verilerle işi olan. Gerçi frontend backend fark etmez. Ajax işlem yapan bir şey oldu mu? Arkadaşlar hani bunu ne kadar kontrol ediyor falan böyle bir şeye şüpheye düşüyorum. Arkadaş benim elimde hissettiğim şey eklentiyi kurup kaldırdığım zaman WordPress tabloların arasına 50 tane tablo eklenmesi. Eskiden de son dönemde artık Onlar eklentilerden dediğin az kalktı oluyor. ya. Kalktı mı? O iyi o Eskiden zaman. şey yapıyorlardı. Aynen dediğin gibi WordPress'in ne bileyim options table'ını kullanıyordu. Hani dolaylı biçimde veri tabanıyla iş yapıyordu. Ama son 3 senede falan 2 senede bir standart oluşturdular. İşte kodekste bile şey yazıyor. Eklenti yazarsan özel hani direkt yazıyor. Eklenti yazarsan veri tabanına şu prefiksi kullan. Yani böyle yaz silecek olursan eklenti kaldırılırken böyle sil falan diye bir standart getirdiler. Eskimiş eklentiler hariç bu tarz sorunlar da kalmadı zaten. Ya ben iyi Veri hatırlıyorum. tabanı Uzun süre temiz. database temizliği yapmıştım. Uzun süre. Ondan sonra bir daha eklenti kurmaya tövbe etmiştim zaten. Şimdi orada hala devam edenler %10'luk bir kesim ve şeyler. Genelde istatistik tutan eklentiler. Statpress gibi hala veri tabanı tablo yazanlar var. Onların da ihtiyacı var zaten. Yani ona bir şey Zaten diyemeyiz mecbur. ama O tabii noktada kaldı. şunu da söylemek istiyorum. Birçok insan yazının kaç kez görüntülendiğini ziyaretçiye göstermek istiyor. Ama mesela büyük kit aldığın zaman acı o tablo ne kadar şişiyor biliyor musunuz mu? Şöyle söyleyeyim. Bir tane eklenti kurmuştum.
ayrı bir tablo oluşturuyordu. Aynen dediğin gibi. İkinci günün sonunda baktığım zaman 30 MB olduğunu gördüm. Sadece o tablonun. Of. 30 MB müthiş. Bir ay açık olduğunu düşün. Bir ay. Bittin yani. Acı ya. Bittin ya. Resmen bittiğinin şeyidir. Ve yani ne var ne yok istatistik olarak basıyor oraya. Ne var ne yok her şeyi kaydediyor. Adamın referine kadar her şeyini basmış oraya. O biraz fazla oluyormuş ya. Yalnız bunu ya düşündükçe ben korkmaya başladım. Yeni projede her şeyi kaydetmek zorundayım ya. IP kontrol vesaire. Yandım anasını satayım. Ya onu PostMeta'nın altında tutarsın ama yine şişecektir veri tabanı da. PostField'in altında tutsam string bazlı tutmak zorunda kalırım. Tag bazlı tutmak zorundayım. ID bazlı. Çünkü ID bazlı tutmak zorundayım ki hani eşleşmiyorsa getirme diyebileyim ya. Yani. Eşleşene getir sadece atıyorum. Ayrı bir database'den çektir. Yok. Veri tabanını her türlü şişirirsin. ID bazlı standartta tutmak lazım. Çünkü query ile falan çekeceksin onu. Zaten mesela WordPress içerik sisteminde şey var. Query bazlı. Query post olsun, DP query olsun. Onu yazarken direkt içeriği çekerken direkt SQL yazmışsın gibi çalışıyor onlar. Arkada SQL yazıyorsun ama SQL yazmıyorsun. Hani biraz evet. Şey... Sana illüzyon gibi. Fonksiyonla biraz daha kolaylaştırıyor. SQL öğrenmek zorunda kalmıyorsun ama fonksiyonun 2-3 tane argümanını bilmen yetiyor falan. Bir de WordPress için bence şu olsa çok güzel olur. Benim her zaman istediğim şey son 5-6 yıldır. Bazen dönüyorum eski yazdığım yazılara bakıyorum. Mesela 5 sene önce, 3 sene önce, 7 sene önce yazdığım bir yazı. Denk geliyor mesela önüme. Özellikle o benzer yazılardan falan denk geliyor. Tıklayıp bakıyorum işte ne yazmışım 7 sene önce bu konu hakkında falan. Sonra bakıyorum orada mesela herkes kelimesini Z ile yazmışım. Yanlış yazmışım. Sonra birkaç yazı daha kontrol ediyorum eskilerden. Onlarda da Z yapmışım. Sonra S yapmamışım. İlk acemilik zamanları falan. Duruyorum ya ben bu herkesleri nasıl değiştireceğim? Herkese nasıl çevireceğim? Panelde aslında bir SQL kodu var. Bir satır bir SQL kodu. Girip phpMyAdmin o SQL kodunu yapıştır. Gitsin işte tablolardan işte yazarın bulunduğu tablodan herkes kelimesini bulsun, herkes de değiştirsin. Kolay da yönetim paneline böyle bir şey eklemek mantıklı olmaz mıydı? Güzel olmaz mıydı? Dediğin olayın eklentisi var. Yani eklenti yerine neden core'da gelsin ki öyle bir şey? Bilmiyorum. Hani yazı editörü için gayet güzel bir şey olurdu diye düşünüyorum. Geçmişe dönelik şöyle bir kurcalayıp istediğini değiştirebilirsin. Yani şeyi düşünmek lazım. Şimdi WordPress'te hepsinin bütün özellikleri koymayı onlar da biliyor da eğer bu konsepte düşünürlerse WordPress yani 6 MB olmaktan çıkıp 60 MB, 100 MB Joomla'ya döner diyorsun. Evet, Joomla'ya döner. Yani olmaz. Şöyle bir durum var. Zaten core paketten hani bir şeyler çıkarmaya çalışıyorlar dediğim o belli bir yükü açtığı zaman WordPress altyapısında bir de veri tabanında şişkinse özellikle mesela Teokolik'ten bahsedeyim. 5 senelik, 10 senelik yazılar barındıran veri tabanıysa core paket ne kadar yüklenirse beyaz sayfa hatası almaya başlıyor sistem. 74 MB şu an database. Yani onun içindeki satırların arasından bir şeyi getirmek sunucu bazlı da düşünmek zorundalar. Şimdi Doğru. Herkes en yeni, en hızlı sunucuyu kullanmıyor. Şimdi community oldukları için her şeyi düşünmek zorundalar ve hani bu sürümde de core'dan bir şeyler çıkarmayı planlıyorlar aslında 4.2 öncesinde. Bir iki konu var make üzerinde ve Slack'ta da hatta bunun bir iki şeyi var. Geçen Sinan'a da Slack'tan baktığımı dediğimde nasıl yani falan gibi dedi. Hani core'dan çıkarıp jetpack'e atıyorlar ama bu sefer jetpack şişiyor. Çok fazla içerik sağlamaya başladı. Şimdi otomatik de aslında ne yapacağını çok fazla çıkmazdalar. Özellikle hani bu distraction free'ler falan eklendikten sonra belli bir yük gelmeye başladı WordPress aslında. JavaScript yükü gelmeye başladı özellikle. Yönetim paneli yavaşlaması yaşıyorlar. Geçen bir istatistik bakıyordum mesela. Hani WordPress şimdi ya özelleştirme konusunda hem kullanıcı bazlı hem geliştirici bazlı özellikleri arttırma planlıyorlar. Bunu yaptıkça da zaten şey ortaya çıkıyor. Yazılan JavaScript artmaya başlıyor. %20'si mi ne şu an JavaScript, WordPress'in yani öyle bir durum var. %20 JavaScript gayet iyiymiş ya ben bu kadar yüksek olduğunu tahmin etmiyordum. Çok yüksek. Yani net
Kafadan atıyorum şu anda da yakın bu rakama. Ona bakacağım şimdi nereden. GitHub'taki sorsan bakabilirsin. Geçen bakmıştım. Kod kodu çıkarıyor. Yani WordPress JavaScript'e daha da gelişecek. Zaten geçen sene mesela bir slide vardı. Video vardı pardon. WordCamp'te underscore ve işte şeyle veri yani JavaScript ile WordPress içerisinde veri yönetimi ile ilgili şeyler. İşte PHP'den çok JavaScript ile veri yönetme özellikleri falan artacak mesela. Bu VP Customizer bu olsun. Yazılım sektörünün bu yazılım sektörünün JavaScript'e daha fazla ağırlık vermesinden kaynaklanmıyor mu? Aslında bu WordPress'in sorunu değil. Bu yazılım sektörünün sorunu değil mi? Evet, Ajax sistemler ve XSS önleyici uygulamalarla beraber onların da JavaScript evet. olmasından kaynaklı bir durum bu. Mecburen. Core pakette de %13.3 oranında JavaScript içeriği, %14.5 oranında CSS ve %72.2 oranında PHP içeriğiyle yazıldığı görünebiliyor. GitHub WordPress yazarlarsa Google'da hiç çıkacak link odur. Oradan da kontrol edebilirler söylediklerimizi. Bu arada şimdi, harbiden ya hani bak bu PHP kısmının zaten tamamının yok ama en azından yarısının kodekste anlatımı falan var. CSS ile JavaScript'in neredeyse hiç yok ya. Ajax dönüşlerinin bir iki tanesinin var. Özellikle Ajax nonce konusunda bir iki düzlem istiyor. Yani açıklaması var Core'da da şöyle bir durum var. Şimdi geliştirici bazlı da özellikle Node.js, Backbone bunların geliştirme düzeni arttığı zaman koruma yöntemleri de XSS atak koruma yöntemleri de JavaScript kontrolüne girdiğinden dolayı yani WordPress'in de burada yapabileceği çok fazla bir şey kalmıyor. Yük olarak tabii ki ilk başladığı zamanki gibi ufak bir Word JavaScript tarafında değil %13.3 bu da hani 1000 tane dosyada kaç yapar? 13, 14, 15 dosyanın sadece JavaScript olması demek. Boru değil yani. Boru değil doğru, yani doğru. Harbiden. %13 az değil. Şu an kaç tane dosyası var standart WordPress'in eklentisi haline? Eklentisi kaç tane var? Bakmak lazım da 500 tane var mıdır? Yoktur herhalde. 500'den fazladır. Komik bir rakam oldu 500. Çünkü includes sadece zaten library taşıyan sistemde 500'e yakın dosya vardır. Çünkü Pomo librarisinden SimplePy'a kadar hepsi kendi içine giriyor sertifikalarına kadar. Ya 700, 800, max 900 diyelim biz ona. Belki 900. Şu an ben download WordPress dedim. Türkçe sürümünü tıkladım. İndiriyorum şu an. Birazdan göreceğim onu. Tamam. Hani datalara göre hani max 900 diyeyim. WordPress. Core paket dosya sayısı. Dosya sayısı. Evet. Ne 500 ya, ne 900 sayısı. Ya bir saniye. Önümde var inmişi zaten. Code source'tan açıyorum. Bende şey var abi, 1.5'tan sonra bütün sürümler var biliyor musun? Vay mesela ne yapıyorsun? Arşiv mi yapıyorsun? Sürekli güncelliyorum ya. 1173 dosya. 1173. Tamam. Bunun bayağı varmış ya. Hı-hı. Ve bunun 14... %10'u zaten 100 tane dosya yapıyor ya. Demek ki 110 tane. 130 tane JavaScript. Dosya neredeyse. Gerçekten büyük rakam bir şey. Hani tabii öyle düşününce inclusive'deki libraryler de dahil olmak üzere düşündüğümüz zaman hani bayağı büyük bir dosya boyutu yapıyor hani. Ya şimdi millete saçma geliyor, komik geliyor ama WordPress'in mesela harbiden Matt söylerken cidden söyledi. WordPress'in geleceği bir işletim sistemi biçiminde, web işletim sistemi biçiminde olması. Bu kadar JavaScript geliştiriciler tarafından kullanılmaya başlandığında karşımızda böyle hani şu an hayalini kuramayacağımız aplikasyonlar falan çıkmaya başlayacak. Değil mi? Evet. Evet. Yani arkada bir altyapı var ve şu an ne ben ne Serkan ne kimse aktif %100 biçimde kullanmıyor bu kadar şeyi. Ya en basitinden WordPress'in cep telefonu uygulamaları, iOS ve Android'te olan uygulamalar ve Linux'ta yazılmış olan, oradan alınıp yazılmış olan bir port var. Bunlar tamamıyla WordPress'i istediğiniz gibi yönetebilmenizi sağlıyor. Hani yarın öbür gün hiç siteye uğramadan, ki bugün de hiç siteye uğramadan yazılarını yazıp, eğer Jetpack eklentisi varsa istatistiklerinizi görüp,
etiketlerinizi düzenleyebildiğiniz yönetim paneli bazlı mobil olduğu için oraya geçip dashboard'tan direkt linklerinizi refresh edebildiğiniz, kalıcı bağlantılarınızı düzenleyebildiğiniz bir sistem oldu. Ve hani XMR RPC altyapısını da düzgün kullanıyorlar. JSON API de şu an hayata geçirmek üzereler %100. Hani Jetpack'in haricinde kendi altındaki API ile %100 hayata geçirmekteler. Kendi JSON API'si mi olacak? JSON API var tabii. Jetpack'in içinde var ve diğer uygulamada JSON API kullanarak data çekebiliyorsun. Eklenti olayını biliyorum ya. İçinde gelecek sandım ben. Ha yok. Zorla bir etkileşim konusunda... var sonuçta. Onun için yazılmış bir API'si var. Ben bu konuda şöyle söyleyeyim sana, bir gazeteci abim 2 senedir blog tutuyor ve son 1 senedir cep telefonundan yazıyor yazılarını. Yani. Olay budur yani, adam tamamen cep telefonundan yazıyor. İhtiyacı olan sadece metin editörüne ulaşmak, yönetim paneline o eklentiyle ulaşıyor, uygulamayla ulaşıyor. Çatır çatır yazıyı yazıyor, fotoğrafı zaten cep telefonuyla çekiyor. Fotoğrafı koyuyor, bildirimine bastığı anda bu iş bitmiş. Ve 3 adam gün olduğu her yerde adam yazabiliyor. Aynen öyle. Desktop'tan basmıyor. Son bir yıldır yazdığı yazarın %90'ı mobiller. Yani zaten aynı şekilde hani Tinimi sektörün sağladığı her şeyi cep telefonu uygulaması üzerine de sağladılar. Zaten distraction free yazıyorsun cep telefonuna yazdığı zaman. Ve rahat bir şekilde yazıyorsun. Tabii bu insanları oradan yazmaya yönlendiriyor. Keza bir senedir de bunu yazdığını düşündüğümüz zaman hani olay zaten kendini bulmuş. Evet, tamamen bulmuş durumda. Ve insanların ihtiyaçları da yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyor. Mobil cihaz aygıt satışları artık desktop satışlarını geçmiş durumda. Bu noktayı, mobil tarafı daha da geliştirmeleri gerektiğini zaten biliyorlardı diye düşünüyorum. Tabii onun için zaten geliştirmeler yapıyorlar. En son gelen iOS ve Android güncellemeleri de 4.1 sonrası gelen bazı özellikleri barındırıyor zaten. Hani bu JSON API'yi kendi işlerinde uygulama içinde kullanıyorlar. Ve oldukça ilerliyorlar ve anlık haber atmak isteyen, anlık yazı yazmak isteyen, cep telefonundan çektiğini direkt göndermek isteyen kişiler için de bir numaralı kullanma durumu. WordPress bu kadar kolay şeyler sağlamışken başka bir yere de gitmek hani insanların neden ilgisini çekiyor çok merak etmiyor da değilim. Ediyorum hatta. Yani merak yani ediyorum. WordPress'i bırakıp başka sisteme geçen adam mı var? Ben daha tanımadım şu ana kadar da hani. WordPress'i beğenmiyorum. Kendi blog sistemimi yazacağım deyip etiket sistemi dahil olmak üzere WordPress'in altyapısıyla yazan adamlar var. Bu kadar söyleyeyim. Hacı onlar normal insan değil. Onlar kafayı sıyırmış insanlar. Şöyle söyleyeyim sana. Sinan eğer biraz daha kodun içerisine gömülüp biraz daha psikopat tavırlarını artırırsa belki ileride aynı şeyi söyleyebilir ama hani psikopatça bir davranış olarak bakıyorum. Başka bir şey değil. Normal olmaz o yani. Normal değil. Normallik değil o. Normal adamın işi değil. Hani gerçekten normal değil. Ve yazacak olsam da ne yaparım biliyor musun? WordPress'in algoritmasını tamamen birebir o veri tabanı sistemini kopyalarım abi. Öyle yaparım. Çünkü o kadar optimize ve zekice planlanmış ki ben o taksonomi, custom post type yapılarına oturup kendim tekrar oturup düşünemem yani. Gerek yok zaten. İmkan yok. Hacı piyanoyu bir kere keşfetmişler. İkinci kez keşfetmemiş. Manası yok. O keşfedenlere ben var ya gördün mü boğazına sorulasım geliyor. İşte bir tane adam tanımıştım öyle bir tane. Yaptığım son iş o gösterdim ya hep yorum o yaptığım son iş. Adam kendine WordPress gibi sistem yazmış gösterdi bana. Kaç yıldır uğraşıyorsun dedim ya. 10 senedir uğraşıyordur hayvan. Uğraşıyorum dedi ve ben sistemi yaptım. WordPress'i işte tema yani işini bitirdim. Ondan sonra eklenti anlatmaya başladım. WordPress'e o kadar uzak. Tanıtmaya, öğretmeye başladım. Yav dedi Sinan. Ben boşuna yazmışım bu sistemi dedi. Yanımda bunu yani. Dedi ya. O an fotoğrafını çekip WordPress'çilere göndereceksin. Sinan dedi ben niye bu kadar uğraşmışım dedi ya. Adam sorgulaya gitti sonra. Ya zaten olay orada hani sen bir şey yapacağım. Allah. Yap da yani niye bunu WordPress'e benzetmeye çalışıyorsun? Bana WordPress'i kullanmayacağım bir daha dedikten sonra gibi durum var. Ama adam yıllarca kullandı. Döndü dolaştı. Şimdi WordPress sistem yaptık. Adam mutlu mesut yani. O proje tutar gider. İnşallah yani. Bu arada Serkan yani. GitHub'da şimdi sayıya bakarken şey fark ettim. Oğlum pull request'ler falan uçuşuyor lan. Var ya bak GitHub'a geçecekler az kaldı. Geçsinler kurtulalım. Ya zaten orayı efektif bir şekilde kullanmalarının amacı o. Hani yavaş yavaş oraya kaydırıyorlar. Yani CVN altyapısının GitHub'la bir anlaşma imzalı geçme
düşünüyorlardı bir ara. Anlaşmaya ne gerek var? Zaten şirket olarak WordPress üye buraya otomatik hesabı yok, var. Konulacak 35 bin tane içeriği birden şey yapınca burada hani GitHub'ın bir durumu olur mu? Bir kere de gelecek onlar çünkü. Hani neyse o konuyla ilgili bir ne diyeyim ben ona? Arada konuşuyoruz. Bu ayrı konu olacak bir şeydi zaten. Öyle bir yok dedikodu olarak yani. Dedikodu olarak çıktı. Devamı gelmedi. Ama yakın süreçte bir GitHub üzerinden yapacağız. Yok, devamı geliyor. Bak core eklentiler ve temalar CVN devam edebilir bir süre daha. Ama core kısmı tamamen GitHub'a geçme ihtimali var. Çünkü aktiflik falan bak 4 saat önce diyor, 12 saat önce falan, 2 saat önce diyor. Hani bayağı bir aktifleşme var burada ve bu ya, muhtemelen Mirç'i bırakıp Slack'a geçtiklerini düşünürsen bu da yavaş yavaş olacaktır. İşin yani, mantığı budur yani. Evet. İşin mantığı bir sonraki level CVN'den sonra GitHub'tır yani. Ya da git. Ya şu anda bütün kursa da razı. Burada CVN ne kadar zamandır kullanılıyor biliyor musunuz? Tamam. Çok eski ya. Yani CVN 5 seneyi bulmuştur. Bayağıdır. Oracle işte. Ne? İlk adığında plugin almaya başladığı zaman CVN'le çalışmaya başladı WordPress ya. İlk tam ya, o zaman aldı bilmiyorum ama bir 4-5 senelik geçmişi kesin vardır. Dediğim gibi dışarıdan pluginleri alıp repository oluşturmaya başladığı andan itibaren CVN kullandı. Orası biliyor o zaman. Zamanı gelmiş o zaman. 5-6 senedir varsa artık tabii. Zaten onun bir şeyi çıkmıştı, dedikodusu çıkmıştı. GitHub'a taşınacak, taşınmayacak, CVN'ler oradan olacak, işte arayüzü düzgün yapalım. Hazır GitHub'ın eklentisi varken Windows ve Linux için falan filan durumu vardı. O bir dedikodu olarak çıktı. Ama tabii ne zaman geçer? Çünkü 35-36 bin tane dosyanın bir anda oraya taşınması, bir de şimdi kullanıcısı olan var olmayan var GitHub'ta, öyle bir durum var. Herkesin var ya, yok vallahi. Özellikle Serkan'cığım, özellikle WordPress topluluğunun GitHub'da inanılmaz yani hesap açma şeyi var. Eklentiler falan herkes atıyor yani, GitHub'da geliştiriyor. Atıyorlar da bunun şu durumda. Şöyle baktığımızda 2505 kere fork edildiğini görüyoruz WordPress'in GitHub üzerinde. Bu yeterli bir kanı oluşturuyor ama şöyle bir durum var. CVN'i attıklarında WordPress org repository altındaki kullanıcılarla GitHub'taki kullanıcıların eşleme durumu gibi bir durum olacak. Şimdi ben orada her şeyi sende kalacaklar. Evet. Gerek var mı? Kaiser Crazy kullanıyor. Ama sen herkese WordPress'in hesabını açmak durumunda kalacaksın bu durumda. O da var. Bunun kararını vermezler. Hayır abi, olay tamamen pull request. Sen oradan pull request yapacaksın. Adam oradan okuyacak ya da deneyecekler ve onaylayacaklar. Olay bitti. Zaten initial şeyler liste yani ana yayınlama yapılmadan önce muhakkak RC1 RC2 oluyor biliyorsun yani. Onlar olduktan sonra ana sürüm yayınlanıyor. Hani GitHub'da olan kısım topluluğun geliştirdiği WordPress ama yayınlanmadan önce RC1 RC2 yine topluluk tabii deneyecek. Ondan sonra yayınlanacak. Hani direkt yayınlanacak sürüm geliştirmiyoruz. Yalnız oraya geçerse eklentilerde de artış bir anda patlar tahminimce. Patlar. Bence geçmeli, GitHub'a geçmeli. CVN, abi yani hastalık gibi, böyle virüs gibi bir şey, sevmiyorum ben CVN. Hiç sorma, ben de nefret etmiştim kullandığımda. Yani sırf bilmiyorum yani. Bilmem seviyorum CVN'i. Ya 3 tane, 2 tane eklenti attım. Bak bir sürü eklenti yazmış adam. 10 tane falan eklenti var. Atmıyor, GitHub'a atıyorum. GitHub'a atarsın da CVN'e üşenirsin yani. Ben üşeniyorum açıkçası. Abi GitHub süper şey ya. Yani Windows client'ı var, Linux client'ı var. Var oğlu var yani, bir sürü çözüm var. CVN'de ancak dolaşıp döneceksin, güzel bir GUI bulacaksın, onu kullanacaksın. Vallahi hiç GUI ile uğraşmıyorum ben. Windows'da nasıl okunuyor işte, Kaplumbağa CVN. İngilizcesini okuyamıyorum türlü ben onu. Linux'ta da Rabbit CVN'i kullanıyorum. Hani gel oldukça şey, dosyamı düzenliyorum, gönderdiğim an CVN soruyor, atacak mısın atmayacak mısın diye. Hani ya CVN kullanılabilir. Tabii GitHub'ın da bir şekilde git bilmek, eğer terminalden yazan adam için, bugüne kadar hep GitHub kullanmış, bunun bir şekilde üstesinden gelebilen adam için okey. Ama hani Linux'çular onlarda. Tarif ettiği insanlar Linux'çular.
Ya Windows Tool'da da ben terminalden yazan adam gördüm de şimdi şöyle bir durum olacak. Bir de en kötü açıdan düşünmek lazım. Bugün WordPress eklenti aktarmak zor gördüğün zaman. Bunu Kesinlikle. GitHub üzerinden yaparlarsa gelecek pull request'leri karşılayabilecekler mi? Çünkü GitHub'ın GUI'sini kullanan adam istediği an chat diye yapar, WordPress'e pull request'ini de atar. Bu kadar şey Ne yani güzel ilk işte, kullananlar. ne güzel işte, ne güzel işte. Abi, ya şimdi atıyorum 3 kişi kontrol ediyor. 3 E kişi 10 bir kişi takım var mesela. olsun. Abi para yok mu WordPress'te? Boş ver ya. Adam Deli de işte Abi para vardır ya. 3 kişiye kadar Adamlarda çıkabilir altyapı da GitHub vardır, request'i para da kullanan vardır. demek. Yani onların çözümlerini işte Türk kafasıyla düşünürler. Ama onlar çözümlerine bir şekilde illaki bakacaklardır. Ama GitHub'a geçmeleri tabii ki istenen bir şey. Hani sonuçta herkes rahat bir şekilde çalışmak ister. Özellikle WordPress community ile çalışan bir adamın her halükarda rahat bir şekilde çalışmayı istemesi Ya doğal. core geliştiricilerin hepsi zaten GitHub kullanıyor. Ya bakıyorsun core geliştiricilere hepsi GitHub'ta var. Var ya. Ya tabii Yalnız onun canım. manyak insanlardır ya. Hacı çekirdeği geliştiriyor manyak ya. Yani senelerdir Core onun üzerine bir çalışıyor. aynı bak Serkan core'u ne kadar biliyorsun abi? Ya koru bilsem bilsem kodeksten bildiğim kadarıyla biliyorum. Burada toplasan %25 eder. Çok büyük bir Enteresan bir şey benim şeydir. için yani. Mesela %25 hani korlu biz WordPress uğraşmak. evet. Yani WordPress'te mesela en zor temalar, sistemler, eklentilerle yaptığımız oluyor. Ama core desen bilmiyorum abi. Hani o kısım çok başka bir şey, bu kısım çok başka bir şey yani. Ya ben Şey gibi. Traktan 4000 satırlık WordPress core kodu okuyup içinden fonksiyon bulduğumu biliyorum. Şey gibi bir Hani yazılımı kodekste olmayan yaparken fonksiyon. işletim sistemi dibinde yazmak var. Bir de görsel tarafta yazmak var. Ona benziyor aslında. Biz hep görülen taraftayız. Arka tarafta kim bilir neler var. Tabii kodlamak görecelidir ya. Einstein Doğrusun yani. Güzel Güzel ya. ya. Soru Görecelik tam iyidir. gelmiş. Evet, Bize hiç evet, soru evet. gelmedi. Yemin olsun ya. Soru sorun ya. www konuşuyoruz diye hashtagından. Bir tane soru gelmiş. Konuyla alakası yok. Türkiye'de iyi bir VP tema sitesi yapıp satan bir şirket sizce ne zaman ortaya çıkacak? Gerek Dersen yok. sorar. Teamforest var bunun için. Dur ben web şey Facebook'ta Ya paylaşayım da birkaç bir soru tane gelir. aslında var ya Limon Tema diye bir site açılmıştı. Bilmiyorum gördün mü Serkan? Çok fena da değildi. Niye kapattı bunları ya? Limon Tema güzeldi. Ya belki onlar da Team Fortress'a geçmişlerdir. Şimdi Türkiye'de tema Baktılar satışını herhalde. biliyorsun. Olabilir olabilir. Baktılar herhalde. Ölen bu milletten adam olmaz. Kimsenin satın aldığı yok. Başlarım böyle Ya Türkçeye de şöyle şöyle bir durum var. Bu temayı yazıyorsun. O kadar vakit harcıyorsun. Çok güzel. Evet. Temayı satışa çıkardığın 3. gün forumlarda yazılar çıkmaya başlıyor. Şu temanın varezi var mı? Türk ortamında. Ama Team Fortress'ta 50 bunu lira en için. az 100 tane 50 lira için. satıyorsun. Vareze düşer çok önemli değil. 50 lira için yani 50 lira için. Danforus'ta tam tersi. Varize düşüp böyle popüler oldu mu Daha çok alan ajanslar oluyor. olsun. Aynen. Daha çok alan oluyor. Danforus'ta tam tersi ama Türkiye'de yani yapıyorsun adam tam tersi. Ödemek istemiyor. Ya Türkçe içerik konusunda ve Türkçe bir şeyler yaptığında bizim milletle karşılaşıyorsun tabii. Bizim milletin tabii psikolojik sorunları var, maddi Valla sorunları ben var, sana bitmiyor şunu söyleyeyim. sorunlar. Biraz da o bizim şey kültürümüzle, ne bileyim işte alakamızla veya başka bir şeyimizle alakalı. Şöyle bir örnek vereyim. Bundan 9-10 sene önce bir arkadaş bir tane database editor yazdı. İnternette bir yerde paylaştı. İngiltere'den bir tane şey geldi. Talep geldi. Kaça satıyorsunuz? Ben bunu almak istiyorum falan diye. 20 dolar mı ne demişti o zamanın parası? 20 dolara satın aldı adam. Bir ay sonra tekrar bir mail de attı. Biz bunu şirkette 23 tane bilgisayarı kuracağız. 23 tane daha lisans almak istiyorum. Bunun bedelini nereye yatırayım diye adam kendisi soruyor. Kendi soru. Türkiye tarafına bak. Bir tane lisans alıp 23 bilgisayarı da kurar hiçbir şey de demez. Yani o biraz daha hani kültür biraz daha Vicdani ya hani Müslüman bir ülkeyiz güya. Ulan senin vicdanın da yok, Müslüman da değilsin ama sorsan var ya. Yani biraz psikolojik deliyiz ya. Yemin ediyorum yani psikolojik sorunları var şey herkesin. olayı forumlarda en altta imza yazarlar ya emeğe saygı. Evet. O adam da emek yapmış, o adam da emek vermiş. En basitinden daha geçen gün bir tane bizim chatle ilgili bir uygulama yazmış bizim çocuklardan biri Türk. İtirafı şu.
Türk yapımı olduğu için kullanılmayacağını düşündüğümden hiçbir şekilde Türkçe'ye yazmadım onu diye. Ve şu an dünyaya pazarlıyor. Hani Mesele bizim de bu. tema yapıcılarla ilgili durumumuz da bu. Türk mü yapmış? Ya ben onu bir şekilde indirilmiş verilerini bulurum. Ama Team Fortress'ta beğendiği bir temayı ya da bir şekilde internette bulamadığı bir temayı gidip alıyor. Ama senin temanın her halükarda varize düşme şekli var. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani Reoncular da izleyen varsa ya da Reon'la ilgili hani iyi düşünceleri olan biri varsa Reon'da abi herifler site lisans diyoruz diyorlar. Ben 2 gün için o site lisansladıkları kodu kırabiliyorum. Hani site lisans diyoruz. Site lisansıyla beraber tek siteye 300 lira. Ya git Evet. 55 dolara alıyorum ve her yerde kullanabiliyorum o temayı istediğim gibi. Tek site lisansı yoksa. Ve bunun Evet. için altyapısında düzgün yazan temalar da var yani. Bak, o konuyla Vallahi en ilgili sana bir şey başarılı söyleyeyim. o. Reon'da senelerdir üyeliğim var. Toplam mesaj sayısı 9 ya da 10'u geçmez. Beni attılar. İlk sen attılar mı? Doğrucular Mesaj oldu. yazmayacaksın. Mesaj En yazmadığın son yere atmıyorlar. Şöyle en söyleyeyim. son veri tabanı. Adamın bir tanesi bir şey paylaşmış. Baktım çalmış. Yani belli. Yazanı belli. Şeyi belli. Adamın internet sayfası var. Ben yaptım. Ben ettim. Ben kodladım diye bir başlık açmış. Alta da şey demiş. Emeğe saygı lütfen artı rap. Böyle bir şey yazmış. Gördüm. Sırf İbneliğine aynen böyle. Sırf İbneliğine aynısını birebir kopyadım. Yeni bir başlıkta koydum. Tamam mı? Ben yaptım deyip yazdım altına. 5 dakika sonra görmüş bunu. Geldi altına yazdı. İşte sen ne biçim adamsın, şöyledir böyledir. Benim açtığım konunun aynısını açmışsın. Başlığını bile değiştirmemişsin falan filan. Böyle emeğe saygı var. Lan dedim, şerefsiz, sen de gidip şu adamdan çalmışsın. Niye altına kalkıp emeğe saygı artı rap yazıyorsun? Kafa bu hacı. Yani kendisinin şeyini çaldığın zaman düşman oluyor. Ama başkasının şeyini çalmaktan korkmuyor. Bugün Ben mesela inatsız benim buluyor. 35-36 tane kopyacım var. Blokta bir yazı yayınlayayım. 35 ya da 36 civarında adam alıyor, birebir yayınlıyor. Alta link falan da vermiş. Hiçbir şey yok. Birebir yayınlıyor. Hani alta link verse gene amenna, başımın üstünde yeri var. Niye? Backlink sonuçta. Tabii. Yazarı belli. Adam sahiplenmiyor ama 35 tane adam bunu alıp kopyalıyor ve birebir kendi yazısı gibi koyuyor. Hatta bazıları resmi hala benim blogumdan çekiyor. İşin kötü Oho. tarafı. Resim benim blogdan geliyor. Link.tkorik.com/upload/2015/ bilmem ne diye gidiyor ya. Bu kadar olabilir mi? Ama mesele bu. Olur abi. Ondan sonra lazım bir şey SEO biliyorlar ya. Backlink vermeyeyim ben buna diye link koymuyorlar altına istediğin gibi. Aynen öyle. Az Aynen bir şey öyle. SEO biliyorlar. Üzerine yazıyorlar. En azından yazını okuyorlar. Bu da bir sevindirici durum. En Kesinlikle. azından Kesinlikle. okuyarak yazıyor. Adam var, çok sıkı takipçim Maci. Artık kildeme eklemişler. Nereye eklemişler bilmiyorum. 5 dakika sonra yayında. O da güzel. Allah'tan Google beni seviyor da ilk önce beni çıkartıyor. Vallahi Google beni Oo. sevmese herhalde benden önce çıkarlar. Kaliteli yani aynen kaliteli sistemimiz olmasa o içerikler de patlayacak. Kullanamıyorum yani, çok büyük sıkıntı. Bir ara şeye geçtim ben, bu bir platform vardı. Blog yazılarını oraya koyup işte yayınlayabiliyorsun. Oradan sana çatır çatır mesela ayda 300-400 tane ziyaret geliyordu. Neydi platformun adını hatırlayamıyorum. Radikal Blog gibi bir şey düşün yani. Neyse, altına link de koyabiliyordun kaynak olarak. Kendi sitene de backlink geliyordu. Sonra o platform kapandı. Ben yazıyı yazıyordum. Enter'a basıyordum. Otomatikten orası da çekiyordu benden. İyi, güzel, harika. Google'a bir bakıyordum, adam birinci sırada çıkıyor. Niye? Çünkü onda Oh. sürekli içerik sürekli yeni basıyor ya, bir sürü bloktan çatır çatır alıyor, yazıyı basıyor. Tabii Google da sevmiş onu, birinci sırada çıkartıyordu. Bakıyordum böyle havalı havalı, ben ne zaman çıkacağım falan diye. Yok hacı, adam direkt çat diye çıkıyordu mesela. Ya indeksleme hızı konusunda artık zaten ayar da yapabiliyoruz. Eskide kaldı. Google Evet. Webmaster Tools'tan hani 30 saniyede bir gel bile diyebiliyorsun vesaire. Detay var Geliyor artık. geliyor, Allah'a şükür ya. O tarz teknolojiler çok işimize yarıyor. Yoksa büyük platform alıp yayınladığı zaman bitiyorsun. Senden önde. Aynen. Direkt gerilerde kalıyorsun. Doğu ayrı hatta program konusu. Hazır Hamza abi de yakalamışken onu da bir ara. Ufaktan ufaktan kapatalım ya. Bayağı uzadı zaten. Uzaklaştık. Haftaya ne işleyeceğiz? Haftaya Güvenliği ne haftaya işleyeceğiz? işleyelim işte. WordPress Olur. güvenlik değil mi? Mehmet İnce'yi de davet edelim. Gelsin müsaitse. Mehmet İnce izliyorsa 70 İzliyordur milyon ya. bizi izliyor şu anda. 70 milyon mu? 70 mi?
70 milyon demeyelim, ona sonra beklentiyi arttırırız da. Neyse, soruda söylediğim bir cümleye cevap gelmiş Sinancığım. Konumuz değil dedin ama konu sonradan tem oldu. Şaka bir yana, Türkiye için satılması şart değil. İyi bir şirket dışarıya da satabilir demiş. Zaten buna satmaya gerek yok. Zaten satan merciler var. Var var. Yani zaten öyle bir şirket tam dediği şey var. Team Fortress'a koysun ya da yani Emato Market'ten başka, Team Fortress Market'ten başka şu anda çok büyük bir WordPress tema satıcı market bilmiyorum ben. Var ama en büyüklerin arasında olabilecek kadar büyük firmalar yok. Gitsin Envato Market'e koysun, eğer o kadar kaliteli Team Fortress'a kabul edilebilecek temaları varsa ve bunları düzgün şekilde kodladıysa zaten Team Fortress'a kabul edilecek ve satacaktır. Bunu yapan arkadaşlarımız var zaten şu anda. Yani gruplar bir şirketleşme altında değiller belki ama hani Facebook'ta bununla ilgili grup ya da sayfa açtılar. Orayı da arayıp bulabilirsin. Şu an ben de bilmiyorum linklerini. Hani bunu satışını zaten gerçekleştirenler var. Bizdeki en büyük destek şu. Temayı sat, sonrasına bakma diye bir durum var. Tema güncellemesi yapmıyorlar. Destek yok. Sorulan sorulara cevap da vermiyorlar. Dikkat ettim yani. Bazı Türkler sorulan sorulara cevap da vermedikleri için çok şaşırdım. İngilizce bilmediği içindir. Ama Türkiye'den çok tema satan var zaten. Hani kazananlar var şükür. Az ya çok diyeyim. İhracat yapıyorlar. Dolar var, bir tane genç diye. Var. Neydi adı? Arif miydi neydi? 1 milyon tane tema satmıştı da. Ne güzel, ne güzel işte. Ülkeye dolar yani, sokuyorsun abi. Yani ihracatın bir başka biçimi aslında. Bu tarz şeylerin teşvik edilmesi, artması lazım. Yani zaten var. Hani sorunun cevabı böyle firma olarak değil ama kişi olarak zaten bu işi yapan kişiler var. Kaldı ki dediğim gibi hani desteği de düzgün veriyorsa yapmaya devam etsin zaten. Yazılım ihracatı diye bir bölüm işleyelim ya. Açık kaynak ve yazılım ihracatı. Bence üzerinde... İhracat ediyoruz biz genelde. İhracat edemiyoruz ama... Yok, zamanında öyle bir hikaye var. 90 anlatma. Kaset olayını anlatacaksın değil mi? Öyle bir yazılım hikayesi var. Yani o hikayeden sonra niye yazılım ihraç edemediğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Onu bölümde konuşalım. Devlet desteğiyle açık kaynak kafası zaten. Bunu ayrı bir bölüm yapalım gerçekten istiyorum. Bir de hani ihracat konusunda artık artan bir şey var. Eşek gibi artmak zorunda. Çünkü cari açık kol gibi oldu. Bize giriyor hep. Her sene. O yüzden bu en önemli konulardan biri. Bir ara işleriz onu da. Haftaya WordPress ve güvenlik işleyeceğiz. Hamza olacak mısın? Olacağım. Mehmet de tamam, Hamza yani abi olacak. Kısmetse Mehmet abi olacak. Başka kim var? Başka WordPress güvenlik yapan arkadaşlar varsa gelir. Biz ikimiz zaten buradayız herhalde. Varsa gelmiyor arkadaşlar. Yani hiç bizi tanımış olmanız önemli değil yani. WordPress ve güvenlik konusunda konuşabilecekseniz, tecrübeniz varsa, anlatacaklarınız varsa. Biz önden bir referans alalım yine de. Çok önemli bir konu aslında. Bir yazılımcı lazım. Güvenlik tarafını düşünebilecek kafada olan bir yazılımcı lazım. Ki Mehmet mesela o konuda çok iyidir. Bir eklenti tarafında konuşabilecek bir arkadaş lazım. Bir WordPress'in kurulumu ve optimize edilmesi konusunda güvenlik tarafına değinmek lazım. Bir de tema tarafında değinmek lazım. O da apayrı bir noktada. Yok tabii ya tabii. Serkan'la ben çoğuna değinebiliriz zaten ama yok, olabilir. Yani hani şey için diyorum. Ne kadar geniş bir konu olduğunu anlatmak için söyledim. Herkesi ilgilendiren bir nokta aslında. Part 1 part 2 olabilir. Hani dizi sitelerine atıfta bulunayım. Part 1 part 2 olabilir o. Çünkü hani bir tarafını anlatsak öbür tarafı eksik kalacak. Hani zaten şu anda muhabbet gibi gittiğimizi düşündüğümüzde 1,5 saat bulduksak hani rekor kırmaya girebiliriz ekstrasında. Onu 1-2 diye yaparız. Olmazsa bir bölümde birini konuşuyoruz. Hafta içi onu yine netleştirelim. Evet, aynen. Yani yok, çok uzarsa böyleyiz. Bir bölümde bitmez. Orası kesin. Muhakkak ki zamanda kesip ikinci bölüme ayırırız. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi biz programda hani her detay işleyeceğiz diye de bir şey yok. Çünkü istesek de işleyemeyiz. Özellikle yazılım konuştuğumuzda kod göstermeden aslında bir şeyler anlatılmaz. Asıl işin büyüsü aslında kodu yazarken göstermekte ama biz onu yapmıyoruz. Hani muhabbetini yapıyoruz. O yüzden hani yazmaktan biraz daha hızlı ilerliyor muhabbetini yapmak. Uzarsa da ayarlarız. İki parça yaparız. Ya iki parça yaparız. Yani vaktimiz var. Haftada bir buluşuyoruz en nihayetinde. Hani bunları kesiyoruz, biçiyoruz. Ben şimdi bekleyeceğim HD olmasını, YouTube'a düşeni keseceğim ondan sonra. O ayrı mevzu da.
Şimdi iki parçada konuşmak bizi dinleyen, izleyen insanlar için de bir şekilde faydalı olacaktır. Hani hepsini bir kere de verdiğimiz zaman ortalık bizim için de karışıyor. Biz de haftada bir geliyoruz, yoğun insanlarız, yeri geldiğinde bir yerlere koşturuyoruz. Bakalım ya, WordPress güvenlik evet. Ve şey diyelim haftaya, bununla ilgili de yazarız. Düzenleriz kendimizde. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Ufaktan kapatıyoruz biz de. www konuşuyoruz. Hashtag'ından, Twitter'dan sorunuzu yazın. Haftaya işleyeceğimiz konuyla ilgili de soru yazabilirsiniz. İşte WordPress ve güvenlik. Katılmak işte istiyorum selam derseniz de yazın. Evet, selam da söyleyebilirsiniz. Bu hashtag'ı kullanıyoruz. Yani biraz alışmak lazım. Halen soru gelme sıkıntıları oluyor. Gerçi biz soru olmadan da konuşuyoruz da maksat hani etkileşim olsun. Aklınıza bir şey takılırsa yayın sırasındayken sorun. Sonradan sorduğunuzda öyle cevap vermeyebiliriz yani, onu söyleyelim. Yoğun adam olunca, insan yoğun adam tabii. Olunca böyle konuşuyor. Tabii canlı. Öyle abi, Skype'tan adam ekliyor. Sinan Bey ya da Sinan abi, ya şurada da takıldım, şu kodu okur musun? Yani ne diyeyim? Ayıp Allah olmasın, hiçbir şey söylemeyeyim. Yani bu tarz şeyler çok oluyor. Bak, canlı yayın sırasındayken her şeyi sorabilirsiniz. Zor, kolay diye hiç ayırmayız yani. Her şeyi deme. Farklı farklı sorular gelmesin. Bak, bir adam kalkar oradan sana başka bir şey sorar, patlar kalırsın vallahi, ne diyeyim. Sıkıntı yok. Her türlü soruyu açıyoruz yani. Dibine kadar. Peki, Sinan'ı duydunuz o zaman. Bu gecelik biz kapatıyoruz. Haftaya Sinan'ın yine... Sinan'ın cep numarasını da yayınlayalım canlı yayın açıkken. Cepten de sorsunlar. Ben yazacağım. İsim yazmayan numara açmıyorum ya, prensip. Hacı bak, o noktada şunu söyleyeyim. Web sayfamda 6 senedir cep telefon numaram yazıyor hakkında bölümünde. Geçen gün Ağrı'dan bir tane adam aradı. Ne tabletti, markası unuttum. Bir tane tabletin yazısını yazmışım. Adam bana telefon açtı ve aynen şunu soruyor. Abi, ben buradaki servisinize götürdüm tableti. Servis çözemedi arızasını. Ne yapacağım? Bana yardım et. Senin oraya nasıl kargo ile gönderirim? Cihazın fiyatı ne olur? Tamir fiyatı? Bana bu konuda yardım edersen sevinirim. Ya, bir tane yazı yazmışım. Artık beni nereden buldun? Nasıl geldin de Google'dan buldu büyük ihtimal de hani. Hakkında ya tıklamış, telefon numaramı bulmuş, bana telefon açmış, servisteki problemini anlatıyor ve bana yardım et diyor. Cihazın satıcısı sanki benim. İşin ters tarafı da bu. Ne? Yapacak bir şey yok. Sorular enteresan konu olabilir. Kapatamayacağız yoksa. Bizim muhabbet sabaha kadar konuşuruz abi yani. Yarın pazar acı, ben rahatım. Yani sabaha kadar... Ben sabahlayacağım. Biz sabaha kadar konuşuyoruz ama sizin için yayın burada bitti arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Küçük bir reklam baba. Yapıyoruz. Küçük de bir reklam yapıyorum. Sinan benim bloğu en kısa sürede bitiriyor. İnşallah. Haftaya yapacağım. Kısmetse teakolik.com yenileniyor. Eyvallah. Bye. Hadi görüşürüz.